Eyvah! Anahtarımı unuttum. Alo! Samet de evde değil herhalde. Telefonum da yok ki. Ne yapacağım? Ben çilingirim. Harika! Telefonunu kullanabilir miyim? Tabii. Teşekkür ederim. Samet! Niye açmıyorsun kapıyı? O elindeki de ne? Çöpten bilet buldum abi. 5 yıldızlı otele davetiye. Açık kapalı gofret havuzu, oda servisi. Odaya servisle mi çıkarıyorlar? Süpermiş. Hop, ben buldum bileti abi. Sana ne oluyor? İyi de benim koltuğumdaki çöpten buldun. Yani bilet benim. Koltuk nereden senin oluyormuş? Dün gece üstünde oturup tavla oynamıştım çünkü. Bak, koltuk altında rakibim duruyor hala. Tavlayı koltuk altıma, beni de koltuğun altına koydu. Aa! Altta yazana bak. Biletin sahibi yanında bir kişiyi daha götürebilirmiş. Beraber gidelim. Seni götüreceğim ne malum? Ben keçi Necmi'yi götüreceğim. Necmi'yi götürüp ne yapacaksın? Sürekli meğerler uyutmaz seni. Bilet benim. 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 Birim. 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 Ne? Eğer kimse birim demediyse bilet birim diyenin olur. Öyle bir şey yok bir kere. Var bir kere. Eşek Salih'ten öğrendim. O zaman Eşek Salih'te görüşürüz. Ayakkabını paspasa silmeyi unutma. Dışarısı kirlenmesin. İşte birim kuralını ilk kez kullanan mağara hayvanı. Tablette yazana göre o gün buldukları elması aralarında paylaşamamışlar. Ve içlerinden biri tarihte ilk kez önce ben gördüm. Birim gerek elmasa sahip olmuş. Sayılar icat edilmeden nasıl birim demiş? Bu tablet bozulmuş, bir şarja takın. Birim kuralı var demiştim. Milyonlarca yıldır uyuyan bir kuralı uyandırmak üzeresiniz Tanju. Bunun sonuçları olacaktır. Vahay! Tatilden sana fotoğraf atarım Samet. Ne olacak şimdi? Işıklı sihirli bir güç uyanıp birim kurallarını etkili hale mi getirecek? Ne sihiri, saçmalama. Telefonumdan geliyor ışık. Alo. Alo. Niye çekmiyor? Hop! Kapıyı kapattınız ha! 40 yılda bir görünüyorum. Onda da odada kapalı kaldım. Günün fıkrasını okuyalım bakalım. Şakir, Canan ve Necati bir laboratuvara gitmişler. Necati demiş ki... Bana oradan bir beher glas soda limon. Çünkü beher glas çok komik bir kelime. Sonra Mirket demiş ki... Sakın o butona basmayın. Canan sormuş. Hangi buton? Şakir de durur mu? Yapıştırmış cevabı. Bu buton. Ha! Şakir ne yaptın sen? Sen yapıştır deyince duramadım. Fıkra gibi olay resmen. Hemen valizimi hazırlamalıyım. Mayo olarak bu mavi poşetimi alsam yoksa bu kırmızı çuvalı mı? Ne saçmaymış. Birim deyince şu araba benim mi olacak yani? Çok meraklıysan dene. Arabaya birim. Al kardeş. Yeni yasaya göre araba senin. Aa, işe yaradı. Teşekkür ederim. Biletini öyle sallama Tanju abi. Kaparlar. Hemen bir araç bulmam lazım. Sepetine birim. Bu çok yavaş. Daha hızlı bir araç lazım. Birim. Of. Salih seyle kaçırdım. Al. Bu yeni model helikopterleri sürmeyi bilmiyorum ki ben. Bu direksiyon, şu direkt fren, şu direkt gaz herhalde. Biletimi ver! Çok beklersin. Acaba nereye iniş yapsam? Ça ça ça! Buraya in. Nereye işaret ediyorsun anlamıyorum. Düzgünce göster. Hayalim dansçı olmaktı. Ne yapayım? Hop 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 şuraya in. Oo, malikane mi o? Baca temizlik görevlisi gibi bacadan gireceğiz demek. Keşke kostümüm olsaydı. Mirket abi, sormaya korkuyorum ama biz neden ev eşyası olduk? Butona niye bastıysan o yüzden. Böyle tehlikeli butonları çocukların erişebileceği yerlerde saklamalısın. Mesela çocuk parkındaki tahtravallide. Senin fikrini soran olmadı çöp kovası. Ben en azından hareket edebiliyorum. Ayak altında dolaşma. Zaten 4 ayağım var. Bu hali
Malikane bana dedemden yadigar. Ne yaptın sen? Birim. Malikaneye mi, tabloya mı? Malikaneye. Bu senede sahiplenilmedim. Bu birim kuralı da amma gıcıkmış. Neyse dede, gel yaylaya çıkalım biz de. Kafamı üşüttüm. Yaylalar, yaylalar. Oo, buraya 100 tane taş usta. Kalan 99'u nereden bulacağım şimdi? Neyse, en azından biletimle güvenli bir şekilde Samet'ten saklanabilirim. Efendim, öğlen iziminizi getirdim. Ha? Ne yapıyorsunuz? Biraz dekore ediyorum etrafı. Bakar mısın? Tanju abi burada saklanıyor değil mi? Birim. Tanju Bey çoktan birim dedi. Üzgünüm, sizi içeri alamam. Onlar niye giriyor? Çünkü onlar kargocu. Tanju Bey'e bir bakıp çıkacaklar. Peki ya onlar? Onlar da havuz görevlisi. Bir havuza dalıp çıkacaklar. Peki ya şu? O gofret taşıyor mutfağa. İşte bu. Gofret kılığına gireceksen hiç uğraşma. Yok yok. Ben içeri giremiyorsam gofretin de içeri girmesini engelleyeceğim. Burası gofret fabrikası mı? Evet ama fabrika demiyoruz. Biz bir aileyiz. Ama sen bu ailenin bir parçası değilsin. Bu ailenin dayısı olsam? Yok. Dayılığa Ayten Hanım bakıyor. Benden teyze olur dedim ama dinletemedim. O zaman fabrikaya birim. Bu fabrika artık benim. Sen aileden atıldın. Enişteliğini yere bırak ve hemen burayı terk et. Daha biraderlerimle maça gidecektik. Beni dinleyin. Bundan sonra Tanju abinin malikanesine gofret götürmek yasak. Peki ne yapacağız bu kadar gofreti? Bilmem. Küçüklere dağıtın. Atın. Sana yok amca. Küçüklere dediler. Takma dışıma koy bari bir tane. Pekala. Endişelenecek bir şey yok. Butona tekrar basarsak düzeliriz. Ben böyle iyiyim aslında. Zaten çöp kovası gibi yaşıyordum. En azından artık hayatımın bir anlamı var. Çöp kovana bak. Açılın! Araba Canan geliyor! Ha? Ha? Kapıda biri var. Ha, kebap söylemiştim. O geldi. Kurye butona basıp bizi düzeltebilir. İçeri gel. Abi kapıyı açmanız lazım. Butona basın gireyim. Sen bas butona. Ben kuryeyim, siz basın. Adana kebabı kapının altında yavaşça ittir bari. Hiç mi kalmadı? Hiç mi kalmadı? Ne oluyor burada? Her şeyi var ama mutlu olamıyor. Her şeyim yok. Gofretler nereye gitti? Efendim, Samet Bey gofret fabrikasının başına geçmiş. Gofret sevkiyatında sıkıntı var. Demek malikanemden dışarı çıkmam lazım. Bana arabamı getirin. Bunu sevmiyorum. Daha klasik bir şeyler yok mu? Üstü açık olanlardan. Gofret var mı? Gofret. Selami ben. Ha, işte gofret. İşte bilet. Ha! Yaklaşma. Ha! Ha? Pencereden içeri bir şeyler uçuşuyor. Butonu itip bizi kurtaracak. Ha? Niye olmuyor? Buton sıkışmış. Hep hafif eşyalar düşüyor üstüne. Ağır olanlar nereye düşüyor acaba? Ver şu bileti. Verme. Biz de bir şeylere birim diyelim. Her şeyi bu ikisi mi alacak? Ay bak, şurada birim denmemiş bir şey var. Yaşasın birim. Ha? Bu ne? Mahallenin tüm borcunu üstlendim yanlışlıkla. Aman tartışmayın artık. Birbirinizi yenemiyorsunuz çünkü dengeye ulaştınız. Doğru. Daha çılgın bir şeyler yapmam lazım. Dünya gezegenine birim. Ha? Nasıl ya? Kimse dememiş miydi daha önce? Dünya Tanju Bey'in oldu. Tebrikler. İşte gezegenin anahtarı. Gezegen artık benim olduğuna göre Samet'e dünyada kalmayı yasaklıyorum. He? İyi o zaman. Mars gezegenine birim. Uzay gemime binip giderim ben de. Güle güle. Mars'a kadar yolun var. Hesaplarıma göre en ufak bir şey daha eklenirse buton aktive olacak. Şu pencereden bir şey daha fırlasa yeter. Ufak da olsa bir açıklık kaldı en azından. Şakir, bir bak bakayım dışarıda ne görüyorsun? Mars'ta koloni kurmuşlar. Bir de keçi Necmi simit yiyor. Biz yokken medeniyet amma gelişmiş. Evet, eskiden simit yoktu. Martılara yoğurt atardık.
Efendim, en hızlı medeniyet kurma rekorunu kırdınız. Başarınızın sırrı nedir? Taş devrinden başlasak zaman yetişmezdi. Çaktırma. Askerler! Efendim, isimlerini pufidikler koymuştuk ya. Ha? Pardon, pufidikler! Sefere çıkıyoruz! Pufi pufi pufi! Pufi pufi pufi! Pufi pufi pufi! Efendim, gezegenin sahibi olarak size danışalım dedik. Amazon'da yeni orman keşfettik, ne yapalım? Ha? Bilmem. Gidip piknik yapın içinde. Güney yarım küre pek ışık almıyormuş. Ona ne yapacağız? Al anahtarı, daha güneşli bir yere park et. Ama dikkat et, çizme. Daha yeni yıkattı. Bu arada bir de iklim değişiyormuş. Ne yapalım? Söyleyin değişmesin. Bu lider çok zeki. Hiç böylesi gelmemişti. Efendim, dünya istila edildi. Ne yapalım? Ne istiyorsun Samet? Biletimi! Her şeye sahipsiniz. Üstelik sırf ortam olsun diye mahalleliği kum içinde bıraktınız. Hala bilet peşinde misiniz siz? Bana ne? Bana ne? Vermem biletimi! Sen vermezsen ben alırım zaten. Bu fidikler! Durun! Müzeden sonunda çıktım ve her şeyi çözeceğim. Çünkü göz önünde olmayı seviyorum. Çabuk çöz. Saat geçiyor. Tamam, tamam. Birim kuralına göre bu bilet Tanju'ya ait. Eğer bileti Samet kullanırsa birim kuralları iptal olacak. Bakın, tabletin arkasındaki çizimde net bir şekilde yazıyor. Emin misin Samet? Eminim. Bilet artık benim. Birim kuralları iptal. Herkes malını geri alabilir. Bu borç kağıdı kimindi? Alın şunu benden, alın. Mutlu musun Samet? Bilet senin. Şimdi Necmi ile beraber gidin tatilinize. Abi, Necmi'yi sevmiyorum ki ben. Seni götürecektim zaten en başta. Bana kötü davrandığın için öyle dedim. Ha, gerçekten mi? Canım dostum benim, gel buraya. Ha, bir dakika. Tarihi çoktan geçmiş bu biletin. Aman boş ver o zaman. Gel aldığımız koltuğu yerleştirelim salona. Eskisi çok temiz görünüyordu. Butonun üstüne! Butonun üstüne! Üfleyin! Ben üflemeyeceğim! İçime çekeceğim! Düzeldik! Yaşasın! Oh be! Siz niye gelmiştiniz en başta? Süpürgeni ödünç alacaktık. Süpürge yok ki bende. Dur! Butona basayım da Şakir'i götürelim o zaman! Sonuçlanıyor. Şimdi ise penaltılar kullanılacak. Panter gibi bir kaleci olacağım. Bakın şimdi. Harika bir şut geliyor şimdi. Şşş, Necati, bakmasana elime. Ya gözüm kayıyor Remzi, ne yapayım? Kurtardım. Ya elime baktın abicim, saymıyorum ben. kurtardım. Oğlum Şakir, kapa Necati'nin gözlerini. Bakmasın sağa sola. Aa, ışıkları kim kapattı? Baba, böyle de olmaz. Adam hiçbir şey göremiyor. Evet, doğru. O zaman ben uzaklara gideyim biraz. Şimdi nasıl? Görüyor musun? Evet. Şimdi? Evet. Ya bakmasana, Allah Allah. Ben bakmıyorum. Gözlerim görüyor. Peki şimdi? Hayır, görmüyorum. İyi o zaman. Atıyorum penaltıya. At. Oley! Yine kurtardım be. Başımız dertte. Annem kafasında ışıldakla koşturuyorsa bize kesin misafir geliyor demektir. Ay, çabuk. Hemen boşaltıyorsunuz salonu. Hadi altın günüm var benim. Misafirler geliyor. Temizlik yapacağım, kısır yapacağım, börek yapacağım, çay yapacağım. Hadi hala oturuyorlar ha. Ya karıcığım, Atari oynuyorduk ama biz. Aa, kalkın hadi. Şakir'in odasında oynayın. Hadi canım, hadi. Canan, kalk kızım, hadi soğan hazırla bana. Bayağı elimde Yunan mitolojisi yazan bir kitap var. Ve sen bana kalkıp soğan hazırlamamı söylüyorsun. Sence bu mümkün olabilir mi? 3 saniye içinde mutfakta olmazsan hafta sonu düzenlenen resim sergisine gidemezsin. Sence bu mümkün olabilir mi? Sen bunu nasıl yaptın kalmış görsen? Vallahi kısıra bayıldım Kadriye. Bana da tarifini verirsin değil mi? Ay yok, vermem.
Nasıl ya? Ay vermem işte, niye vereyim ayol? Kendin uğraş yap. Aa, bu kadar da hazıra konmayın ya. Bu arada ben bu ayki altınımı bırakayım şöyle. Ben de vereyim. Bu da benimkisi. Aa, kız Berri, bu ne biçim altın? Ya evden alelacele çıktım. Kuyumcuya uğrayacak vaktim olmadı. Evde bir yerde buldum bunu da. Hemen kaptım geldim. Aa, iyi de bunda garip garip bir şeyler yazıyor kız. Bildiğimiz çeyrek altın değil bu ya. Ay yoksa benim Salih'in kazıda bulduğu altınlardan falan olmasın bu? Beyler, lig yapıyoruz değil mi? Evet evet. Sen de oynar mısın Naciye? Oynamam Necati abi. Hem benim adım Naciye değil, Canan. Ama sende Naciye tipi var. Ne demek o ya? Öyle işte. Bayağı Naciye'ye benziyorsun sen. Bak mesela bu çocukta tam Serven. Hani direkt Serven. Başka bir şey olmaz bundan. Ama gidip Şakir koymuşlar. Bu çocukta Şakir tipi yok ki. Bak bunda babasında da tam Kamuran tipi var. Ya Necati sussana azıcık sen. Oğlum ikinci joystick nerede? Aa, aşağıda kaldı o ya. E git al gel o zaman. Ben mi alayım geleyim yani? Tamam ya. Ben de Necati'ye benzemiyorum mesela. Abdülmehmet tipi var bende. Abdülmehmet. O ne? Oğlum burası kuyumcuya dönmüş. Baba annemler altın olmuş. Oley be, zengin olduk. Hadi gidip bozduralım hepsini. Saçmalama Necati. Ne diyorsun sen? Bugün pazar. Kapalı bütün kuyumcular. İlginç. Bir dakika. Tabii ya. Midas. Evet Midas. Midas derken? Evet burada. Midas dokunduğu her şeyi altına çeviren kral. Ha, bu neymiş ya? Hayır hayır hayır. Sakın o altına dokunma Şakir. Neden peki? Bu altın gizemli. Gizemli mi? Evet. Yunan tanrısı Dionysos, Kral Midas'ın konukseverliğinden etkilenir ve ondan bir dilek dilemesini ister. Son model Atari mi? Hayır. Midas dokunduğu her şeyin altına dönüşmesini ister ve dileği gerçek olur. Her neye dokunursa dokunsun mu? Evet. Çok zor bir hayatı olmalı. Peki ya burnu kaşındığında ne yapmıştır? Belki başkasına kaşıttırmıştır. Ben burnumu kimseye kaşıttırmam. Bir dakika. Berin teyzenin kocası Salih abi arkeologtu. Belki de bu altının sırrını bize o açıklayabilir. Bu gizemi çözmenin tek bir yolu var. Biz... Muhteşem dedektifleriz. Evet muhteşem. Nerede ya bunlar? Hey bizi bekleyin. Durun, biz olmadan çözemezsiniz ki bu gizemi. Ya yürüsene Necati. Dur şuradan iki poğaça atayım cebime. Yolluk yaparız. İşte Berin teyzeler burada oturuyor olmalı. Eyvah, gökten yastık yağıyor. Yürü hadi. Oo, bu ne Necati? Atlet Remzi. Kimin atleti Necati? Bu gizemi çözmeliyiz. O zaman süpersonik büyüteci kullanmanın vakti geldi. Pardon bu değil ya. Dürbünü almışım yanlışlıkla. Nerede bu ya? Nerede? Bu kadar eşyayı hangi ara aldık biz? Yoksa bunu mu arıyordunuz? Ha? Midas'ın altını. Sizde ne işi var bunun? Berin teyzeye sormalı asıl. Salih amca, bütün kadınlar altına döndü. Amanın! Çeyrek altın aşkına. Kazılarda bulduğumuz kutuyu saklamak için eve getirmiştim. Ama belli ki sevgili karıcığım dayanamamış ve kurcalamış hemen. Bırak şimdi evliliğinizden bahsetmeyi de bu kötü şanstan nasıl kurtuluruz onu söyle. Bir dakika. Eğer bu altındaki kötü şans tekrar açığa çıktıysa bu demek oluyor ki... Ne demek oluyor? Ya öyle bakmasana ya. Ne var? Ya söylesene. Burnumda bir şey mi var? Altın gardiyanlar geliyor. Madem büyütecimiz yok, dürbünle de işimizi halledebiliriz. Nasıl yani? Şöyle canım benim. Dürbün ne işe yarar? Uzaktaki objeleri yakın göstermeye. Biz de eğer bu atleti uzağa götürüp dürbünle bakarsak yakından incelemiş oluruz. Şu an bende beyin bitti. Tamam. Sen şimdi bayağı bir ileri git bu atletle. Koş 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 koş. Öncelikle bu beyaz bir atlet. Bunda hemfikiriz. İkinci olaraksa iki tane korkunç altın asker görüyorum. Çabuk kaçın, altın askerler bunlar. Kaçın. Buradan gitmemiz gerek, çabuk atlayın. Yakalayamaz ki. Biri burada neler olduğunu açıklayabilir mi acaba? Şimdi şöyle de... Müthişim dedektif olarak hemen söyleyeyim.
Bu altın askerler Plüton gezegeninden gelmişler. Besbelli yani. Atletleri bittiği için de bizim atletlerimizi almaya çalışıyorlar. Nasıl çözdüm ama olayı 2 dakikada? Bir de seni dinleyelim Salih amca. Geçen hafta Midas'ın evinde kazı çalışmaları yaparken bir kutu bulduk. Ve müzeye götürmek üzere ben aldım. Fakat Beril'in kutudan çıkarıp gizlenme altına dokunduğu anda mezarın yanındaki altın askerler canlanmış olmalı. Şimdi de altını geri almak için her şeyi yapacaklar. Bu efsanenin gerçek olduğuna inanamıyorum. Tamam işte. Ben de aynısını söyledim ya. Baba. Peki, en önemli soruyu soruyorum. Annemi ve diğer kadınları nasıl eski haline getireceğiz? Bu sorunun cevabı tek bir yerde yatıyor olmalı. Midas'ın heykelinde. Ya birazcık kaloriferi açsanız da dondum arkada. 3'e getir 3'e. İşte geldik. Burası gizemli altını bulduğumuz yer. Necati, bu adam bizden daha havalı gözüküyor. Halbuki biz muhteşem dedektifleriz. Bu olayı biz çözmeliyiz, anlıyor musun? O yüzden de kimsenin beklemediği bir şey yapmalıyız. İşte kimsenin beklemediği bir şey. Biz çok zeki. Ne yapıyor ya bunlar? Siz onları boş verin. Şimdi ne yapacağız? Aşağı inip Midas'ın heykelini bulmalıyız. Havaksın, bizi buldular. Gizemli altını takip ediyorlar. Onları oyalayacağım. Çabuk gidin hadi. Çok ilginç. Bir tür matematik hesaplama yapma aletine benziyor. Üstünde de sayılar var. Vay canına. Eski insanlar çok akıllıymış Remzi. Çocuklar bakın bakın. Süper bir tarihi eser bulduk. Matematik hesap aygıtı. Baba, hesap makinesi o. Vay canına. Bu eski insanların hesap makinesi mi varmış? Hayır ya. Burada çalışan arkeologlarındır o. Şimdi bırakın onu. Heykeli bulmamız gerek. Yapma ya. Heykel bu. Baba harikasın. Heykeli buldun. Demiştim size. Muhteşem dedektif iş başında. Ne yazıyor? Başka bir dil bu. Açılın. Ben ortaokulda İngilizce okumuştum. Hello. My name is Necati. How are you? İnanamıyorum. Heykeli bulmuşsunuz. Adama bak. Arabayla uçup iniyor. Sonra da heykel filan diyor. Arabayla deliği tıkadığım iyi oldu. Altın askerleri biraz daha yavaşlatır. Ha? Ne yazıyor? Kim ki Midas'ın altınını yerinden çıkarır, kötü şansı da üzerine alır. Yani? Yani altını geri koymamız gerekiyor. Ne oluyor ya? Araba canlanıyor Remzi. Hayır, altın askerler bunlar. Arabayı ittiriyorlar. Eyvah, ne yapacağız? Biz ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Çünkü biz... Muhteşem dedektifleriz. Alın siz de bunları, kazmaya başlayın. Bu heykeli gömmeliyiz. Umarım işe yarar. İttir Necati, bütün gücümle ittir. Bugünün kahramanı biz olmalıyız. Çabuk, çabuk, çabuk. Daha hızlı, daha hızlı. Dayanamıyorum. Çekil Necati, geri çekil. Eyvah, geldiler Remzi. Hadi bütün gücünüzle. Herkes bir şeyleri ittiriyor, farkında mısın Remzi? Daha fazla dayanamayacağım. Hayır! Çekilin! Olamaz, arabam! Çabuk, hızlı, hızlı! Evet, başardık, başardık! Vay canına, kötü şansı kaldırdık! Ama benim yeni bir kamyonet almam gerekecek. Neyse, ne yapalım? İkiniz de harikasınız. Teşekkürler muhteşem dedektifler. Asıl biz teşekkür ederiz Salih Bey. İşinizi tutkuyla yapmanızı takdir ettik gerçekten de. Değil mi Necati? He, ondan tabii. Takdir yani, evet. Ya o değil de sen bana bu kısırın tarifini vermiyor musun Kadriye? Vermiyorum Saime. Vermiyorum. Affedersin, ben boru paça pantolon istemiştim ama... Siz bana borulu paça pantolon vermişsiniz. Ha? Ben de bu borunun eksik parçası nerede diyordum. Hemen düzelteyim efendim. Hep merak etmişimdir. Terzi dükkanındaki merdivenler nereye çıkıyor? Hiçbir yere çıkmıyor. Biz böyle spor olsun diye merdivene çıkıp inmeyi seviyoruz. Üst katta bir şey yok aslında. Baba! Ne oldu? Üst katta ne var?
Üst katta hahü mü var? İmdat! Gözlerinizi kapatın lütfen. Olacakları görmek istemezsiniz. Üç gözüm ama iki elim var. Biriniz el atar mısınız? Ay. Görüyorum olanları. O ne? Terzi balon gibi şişiyor. Açık kalan gözüme inanamıyorum. Neler oluyor? Hadi herkes neyden kaçıyorsa gidip bakalım. Çünkü biz dersimizi almayan macera perestleriz. Oley! Ya Küçük Fahri, ne oluyor burada? Terzi beni görünce korkup şişti. Birinin onu sakinleştirmesi lazım. Böceklerden korkarım. Sakin ol. Derin nefes alıp ver. Yok vazgeçtim, dur. Ben korkunca sakinleşmek için içimden kebap türlerini sayarım. Bak böyle. Necati abi, içinden saydığın için duymuyoruz. Doğru. Bak mesela, Adana kebap var, cağ kebabı var, sonra... Orman kebabı var. Aferin, hızlı öğreniyorsun. Acaba kestane kebap sayılır mı? Sayılmaz mı abi, hem de nasıl kebap? Bence bundan sonra kestane kebap değil, kestane bir salata. Kestane salata yiyelim. Hepinizden özür dilerim. Benim adım Balon Balığı Pıdık. Ama siz bana kısaca Pıdık diyebilirsiniz. Benim adım da Necati. Ama sen kısaca ne diyebilirsin. Ne? Efendim? Pıdık abla, neden korkunca şişiyorsun? Tebrik ederim. Bu soruyu soran birinci kişi oldunuz. Yaşasın! Ne kazandık? Dümdüz cevap vermek yerine bir sunum şovuyla olanları anlatacağım. Oley! Kendimi yeniden okulda gibi hissedeceğim. Pişt, Şakir, kopya versene. Kopya çekmek kötüdür. İlk dersimizi de aldık. Sabah sabah iyi geldin. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde uzaklarda bir krallık vardı. Bu krallığın Yılmaz adında kötü bir sihirbazı vardı. Kendisine bir kıyafet dikmemi istedi ve diktim. Önce beğenmişti. Ancak krallık sakinleri aynı fikirde değildi. Kötü sihirbaz Yılmaz bu kıyafet yüzünden rezil oldu. Arkadaşları onu oyun günlerine çağırmaz oldu. Bakkal amca ona peynir satmadı. Annesi çorbayı ısıtmadan verdi. Güneş o hariç herkesi aydınlattı. Yılmaz da bana çok sinirlenip kötü bir sihir yaptı. Ama o an muhteşem kahraman Necati gelip Bıdığı Yılmaz'dan kurtardı. Hayır, hikayede Necati yoktu. Hayır vardı. Hayır yoktu. Ben bu masaldaki mercimek çorbasıyım. Olaya şahidim. Necati vardı. Yapılan sihir yüzünden o zamandan beri korkunca şişip balon gibi oluyorum. Peki sevinince bülübülü deyip amaçsızca koşuyor musun? Biz sana yardım ederiz Bıdık abla. Hadi gidip şu kötü sihirbazla konuşalım. Gerçekten yapar mısınız? Benim için. Bülü. Sanırım ruh ikizimi buldum. O ikinci bülüğü çok güzel söyledi. Bıdık değil mi bu? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Rüzgarla gelebiliyor muyduk? Bilsem minibüse para vermezdim. Yeni arkadaşlarımla kötü sihirbaz Yılmaz'a gidiyoruz. O senelerdir kulenin tepesindeki dairesinden çıkmıyor. Yalnız dikkatli olun. Yılmaz agresif ve kabadır. Üf! Kokmuştur o oda şimdi. Bir camlam açın biz girmeden. Ayrıca bu nasıl masal kulesi? Gökdeler resmen. Masal krallığıyız diye gelişemeyeceğiz mi canım? Bakın, hatta televizyon icat edilince kral tüm gün çizgi film izlediği için şaklaman işsiz kaldı. Boş durma, toprağa eklediler, kendime ektim. Az kaldı meyve vereceğim. Gelin buraya, güldüreceğim sizi. Merdiven çıksak olmaz mı? Ben üç kat sonrasını çıkamıyorum. Sonra çekici çağırmak zorunda kalıyoruz. Asansörlerden korkuyorum. Korkmadığın bir şey var mı senin? Korkmaktan da korkuyorum. Bıdık abla dur, telaş yapma. Şişeceksin. Yap güzel ritim oldu. Dım 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 dım. Bacağım kaldı. Çek. Çıkamıyorum. Kötü bir haberim var Bıdık. Bundan sonra asansörde sıkışık halde yaşayacaksın. Adın da sıkışıdık olabilir. Sıkışık Bıdık kelimelerinin sıkıştırılmış hali. Sesinde anlamadığım bir şey var ve sakinleşmemi sağlıyor. Teşekkür ederim Necati. Nasıl gireceğiz sihirbazın odasına? Benim bir fikrim var.
Meyve salatası olma fikri pek iyi değil gibi. Sen armut olmayı sindiremedin bence. Gel değişelim. Sen çilek ol. İşte geldik. Kim o? Kötü sihirbaz sen misin? Evet. Sana bıdığı getirdim. Hı? Gidin buradan. Bu terzi yüzünden arkadaşlarım benimle konuşmuyor. Madem sevmedin, neden aynı kıyafeti giyiyorsun? Çünkü annemin pazardan aldığı kıyafetler çok büyük geliyor. Hadi geri dönelim, işe yaramadı. Durun bir dakika. Biz öyle kolay kolay pes edecek kişiler miyiz? Evet. Hayır, gidip arkadaşlarıyla konuşalım. Giydiği bir kıyafet yüzünden onu dışlayamazlar. Çok haklısın Şakir. Bunu gidip şehir itfaiyesine de söyler misin? Necati, seni kıyafetin yüzünden itfaiyeden dışlamadılar. İtfaiye hortumunu ısırdın. O da makarnaya benzemeseymiş canım. İki bir geldi. Bir, iki, üç. Bir kart çek. Kral yolunda muhafızlar seni yakaladı. Üç el bekle. Ne yapıyorsunuz? Sadece oyun oynuyordum. Merhaba. Siz kötü sihirbaz Yılmaz'ın arkadaşları mısınız? Bir zamanlar öyleydik. Komik kıyafet giyiyor diye niye oyuna çağırmıyorsunuz çocuğu? Bak şimdi kulağınızı çekerim ha. Benim kulağım yok, çekemezsin. Ben fokum. Mecaz yaptım. Kızarım anlamında. Ne dedin? Duyamıyorum. Kulağım yok ya. Kıyafetle bir alakası yok ki. Size öyle mi dedi? İyi de niye çağırmıyorsunuz o zaman? Sürekli gıcık gıcık sihirler yapıyor. Ayrıca çok kaba davranıyor bize. O yüzden çağırmıyoruz. Görelim bakalım sihirbaz anınızı. Bugün de iyi film izledik ha. Selam kankalar. Evime hoş geldin Yılmaz. Şöyle geçebilirsin. Öf, çok pis burası. Aynı ahır gibi. Dur temizleyeyim azıcık. Burası zaten bir ahır Yılmaz. Kabalaşma lütfen. Temizlik o. Sihiro. Şkanks. Sihir efektini ağzına mı yaptın sen? Abi bu çok pismiş. Banyoya mı götüreyim çöpe mi atayım? Aslında biz Yılmaz'ı seviyoruz ama yapacak bir şey yok. Zaten kıyafetinden utandığı için senelerdir odasından çıkmıyor. Biz her şeyi halledeceğiz. Değil mi Bıdık abla? Bıdık abla? Kaç geldi. 2-1 geldi. Kral yolunda muhafızlar seni yakalamış. Yine mi ben? Yılmaz aç kapıyı Yılmaz. Kaç yıllık kötü sihirbazım. Düştüğüm hale bak. Kötü sihirbaz Yılmaz diyeceksiniz. Olayın kıyafetinle hiçbir alakası yokmuş. Sorun senin kaba olmanmış. Kaba değilim. Madem öyle, sana öyle bir kıyafet dikeceğiz ki eski şanını geri kazanacaksın. Öyle mi? Ama Bıdık ablayı da affedeceksin. Bir de kazanda hepimize mantı yapacaksın. Tamam. Hayır. Çok geç. Yoğurtlu sarımsak gücü. Pekala Bıdık. Göster hünerlerini. Şöyle İspanyol paça. Biraz da kelle paça. Biraz da vodka. Azıcık da şapka. Ve iki kundura. Bol bol pudra. Şimdi de yoğurma aşaması. Kıyafet eskisinden de kötü oldu. Ne yapacağız şimdi? Krallıktaki tüm aynaları saklayalım. O zaman fark etmez. İyi de anlamayacak mı? Necati kafasını karıştırdı. Anlayacağını sanmıyorum. Benim adım Sötü Kihirbaz Mıylaz. Hadi gel dışarı çıkıyoruz. Evcil hayvanım da gelsin bir dakika. Püsürge gel oğlum. Hemen Mıylaz abi. Koşun koşun tüm aynaları saklayın. Ayna ayna söyle bana var mı benden komiği bu dünyada? Bir sürü var. Bunu direkt atın gerek yok. Ben size güzelliği getireceğim. Sihirbaz Yılmaz'ın kıyafetine sakın gülmeyin tamam mı? Merhaba. Yoksa bana mı gülüyorlar? Yok yok, senin ihtişamına gülüyorlar. Aa, güzel. O zaman ihtişam sihri. Şkanks. Eşektim beygir oldum. Bambaşka bir hayat beni bekliyor. Sanki bana ördek oldu. Şu malları bir teslim edelim de ne yapacaksan yaparsın. Of. Tamam. Anlaşma anlaşmadım. Şimdi Bıdık'a yaptığı sihri düzeltmenin zamanı geldi. Hı? Ben sihir falan yapmadım ki Bıdık'a. Nasıl yani? Ben korkunca balon gibi şişiyorum. Çünkü sen bir balon balığısın. Aa, küçükken de demişlerdi. Doğru. Anne bak, kral çıplak. Pişt, yanlış masal. Aa, affedersin. Anne bak, sihirbazın kıyafeti çok komik. Ne? Komik mi? Çabuk bir ayna bulun bana. Bu kıyafet ne? Beni kandırdınız. Muhafızlar. Efendim. Yakalayın.
Biz senden emir almıyoruz ki. Zarla üç atman lazım. Of. Dört geldi. Bir kese altın. İşe yaramaz. Ne? Altı geldi. Uçan tavuk. Bu da değil. Kaçın, çabuk kaçın. İşte üç. Yakalayın. Yakalayacaklar bizi. Bıdık abla sakin ol. Balona dönüşmenin sırası değil şimdi. Ne zaman balona dönüşmenin sırası ki? Belki doğum günlerinde. Ya da Kapadokya'da balonla uçmak istersen. Tamam tamam anladık. Köşeye sıkıştık. Ne yapacağız? Benim bir planım var. Bıdık ablayı daha çok korkutmalıyız. Bana güvenin ve korkutucu şeyler söyleyin. Böcekler. Yükseklik korkusu. Tezgahta unutulan patlıcan yemeği. Hızlı zıplayan örümcekler. Yırtılmak üzere olan para. Güle güle. Yüksekten de korkuyorum. Gelin buraya. Sizin yüzünüzden ikinci kez rezil oldum. Şu kıyafete bak. Yılmaz, kıyafetinle alakası yok. Sana yardımcı olmaya çalışan milleti bile kovalıyorsun. Gerçekten kıyafetimle alakası yok mu? Evet. Nazik olacağına söz verirsen seni oyuna çağıracağız. Özür dilerim. Söz nazik olacağım. Bir de kazanınca sihirli kazan dibi yapacaksın. Anlaştık. Ya kazan dibi diyorlar. Ben de oraya gitmek istiyorum. Necati konuşunca sakinleşiyorum. Düzelmem için sihre gerek yokmuş. Necati konuşmaya devam etse yeter. Necati sakın konuşma. Alçalıyoruz. İçinden kebapları mı sayıyorsun yine? Dayanamayacağım dışımdan sayacağım. Urfa kebabı, timsah kebabı... Ya timsah kebabı! Timsahlar! Zam günü! Oley! Kimler zam ister? Biz! Evet biz! Ben! Biz de olur, ben de olur. Öyleyse zam vermeye başlıyorum. Merhaba patron. Kravatında karpuzlar var. Beğendim. Zamlandın. Papalingo. Güzel tepki verdin. İki defa zamlandın. Sıra bana geliyor. Merhaba patron. R harflerini söyleyemiyorsun. Çok sempatikmiş. Sen de zamlandın. Hadi oğlum Remzi. Bu sefer sen de zamlanacaksın. Peştemal! Sen çıldırmışsın ve bu harika! Sen de zamlandın. Merhaba patron. Evet arkadaşlar, bugünlük zamlama yeter. Çok yoruldum. Odama gidip yağlı güreş oyununu oynayacağım. Bugün de zam alamadım. Alamazsın tabii. Nedenmiş o? Biraz atılgan ol. Olayım. Nasıl olayım? Atılgan gibi davran. Mesela atla. Ne? Atla. Atlıyorum. Atlasana. Atladım. Hop, atılgan biri. Ne güzel atıldın. Öyle değil mi? Bence de iyi atıldım. Sen kimsin bakayım? Yoksa tamirci misin? Öyleyse bir ara gelip odamdaki televizyona bakar mısın? Yağlı güreşi oynayamıyorum bir türlü. Efendim ben 5 senedir burada çalışıyorum. Adım Daha fazla detay verme. Akşam senin evine yemeğe geleceğim. Çalışanlarımı tanımayı çok severim. Değil mi Ümit? Benim adım Yufku. Neyse, akşam görüşürüz. Ben en iyisi yağlı güreş oyununu cep telefonuma indireyim. Oo Remzi, hadi iyisin. Patron size yemeğe geliyormuş. Ben ne yapacağım? Eve gelmişim. Baba, sen iyi misin? Neden bu kadar gerginsin? Patron yemeğe geliyor. Ne? Kırmızı alarm. Canan, çabuk bana Naciye'yi bağla. Naciye hasta. Naciye, paçanga böreği tarifini 30 saniye içinde mesaj at. Canan, Yasemin'i bağla. Yasemin hasta. Yasemin, yalancı mantı yapmak için yalancı oklava gerekiyor mu? Çocuklar, artık zam almam gerek. Bana yardımcı olun. Lazer kılıcımı ve anti vampir roketimi getiriyorum. Bekle. Hayır. Bu sefer fantastik maceralar olmayacak. Çok normal bir akşam yemeği yiyeceğiz. Çok normal olacak bu gece her şey. Hayır. Olmayacak. Sakın saçma sapan tehlikeler yaratıp bu geceyi mahvetme evladım. Söz veremem. Baba, sakin ol. Tek yap.
yapman gereken şey patronunla ortak bir noktada buluşmak. Tamam, Üsküdar'da buluşalım. Öyle değil. İkinizin de sevdiği bir konuda mesela. Düşün Remzi, düşündüm. Odama gidip yağlı güreş oyununu oynayacağım. Ben en iyisi yağlı güreş oyununu cep telefonuma indireyim. Buldum. Yağlı güreş. Nereden anladın kızım? Düşünce balonunu herkese açık yapmışsın. Gizlilik hayallerinden değiştir bir ara onu. Asıl soru geliyor. Sen hiç yağlı güreş oyunu oynadın mı? Hayır, hayır. Ben sanırım bu oyunu oynayan birini tanıyorum. Hayır, ona da hayır. Buyurun, kime bakmıştınız? Merhabalar, bana ihtiyaç olduğunu duydum. Öyleyse kontrol edelim, şifreyi söyle. 9922 pata pata bom bom. Doğru, geç içeri. Ha? Bu kim oğlum? Burada soruları ben sorarım. Ben kimim oğlum? Sana bahsettiğim yağlı güreş oyunu uzmanı. Necati? Necati bu. Necati de kim? Benim adım David Force. David Force mu? Evet. Hatta şarkım bile var. Day 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 David Force. Necati, benimle dalga geçme. Çok zor durumdayım şimdi. Ozan mı almak istiyor musun? İstemiyor musun? İstiyorum. O halde üç defa adımı söyle. Ne? Çabuk. Tamam. David Force. David Force. David Force. Vay. David Force, koltuğun arkasından ayağın görünüyor. Susar mısın? Evet. Şimdi masa tamamen hazır. Ben hazır değilim. Patron yolda ama ben hala yağlı güreş oyunu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Sakin ol evlat. Cep telefonundan sana neler demen gerektiğini yazacağım. Sen de patronuna onları söyleyeceksin. İşe yarayacak mı Necan? Ay, David Force. Yaramazsa paran iade. Ben sana para vermedim ki. Ver o zaman çabuk. Beni Force'umu kullanmak zorunda bırakma. Kıh pıh. Kuleden salona, kuleden salona. Pıh pıh. Salon dinlemedi. Patron geldi, arabasını park ediyor. Hayır hayır. 2 dakikaya ihtiyacım var. Fırında yemek var. Kule kontrol. Bize 2 dakika kazandırmalısın. Anlaşıldı, tamam. Bir de bu akşam sakin geçecek demişlerdi. Benim olduğum yerde macera eksik olur mu? Alo, pıh pıh, gofret bir, duyuyor musun? Pıh pıh, gofret bir dinlemede. 2 dakikaya ihtiyacım var. Anlaşıldı, tamam. Hop bir, oraya park edemezsin. Ha, nedenmiş? Oraya mal gelecek. Ne malı? Ne malı? Pijamalı. Pijamalı mı? Sen arabayı biraz geri al, geri. Hoppala. Gel, 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 gel. Gaza bas, şimdi frene bas, şimdi 3 defa kornaya bas. 2 defa armut diye bağır. Armut, armut. Tamam, kal öyle. Neyse, hallettik galiba. Gofret birden salona. Görev tamam, paket eve giriyor. Paket mi? Ne paketi? Paket nereden çıktı? Paket senin patronuna verdiğimiz takma isim. Deneme. Herkes yerini alsın. Görev başlıyor. Operasyon yağlı güreş. Efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Mülayim. Adım Rem. Oo, çok güzel bir sofra kurmuşsunuz. Buyurun efendim, buyurun. Hı, bu arkadaş da kim? Force. David Force. 0070. Efendim, siz de sanırım yağlı güreşi oynuyormuşsunuz. Hem de ne oynamak? Söyle bakalım, en sevdiğin arena hangisi? Amanim o. Kırkpınar. Güzel. En sevdiğin güreşçi? Ahino. Kündeci Tarık. En iyi bitiriş? 58. Balıkesir baş pehlivanlık finalleri. Çok iyi. Seninle bir ortak noktamız olacak gibi Rıfkı. Rıfkı değil, Rıfkı. David Force, sen de oynuyorsun öyle bakayım. Ne? Hiçbir şey. O ne? Yağlı güreş mi oynuyorsun sen de? Hoppa! Hem de 6 güreşçi paketini satın almışsın. Hadi Kadriye, yemekleri servis etsene. Durun durun! Hiç altın bir güreşçiyle kapışmamıştım. Hadi David Force, aç oyununu. Beraber bir güreşe ne dersin? Muhteşem derim. Yenilmeye hazır ol. Ne? Yenilmek mi? Necati, patronumu yenme sakın. Merak etme Remzi, hiç öyle bir şey yapar mıyım? Yendim! Nasıl da yendim? Öyle böyle yenmedim, gördünüz mü?
şapşal gibi oynadın. Evet evet, keyiflimi açtı. Bayağı eğlendim. Ben bir tuvalete gidip geleyim. Patron içeride sinir krizi geçiriyor. Bittim ben, bittim. Ne oldu Rüstem? Sen mi gireceksin? Remzi, Remzi. Siz iyi misiniz? İyiyim, iyi. Şimdi çıkacağım. Bittim, yandım. O değil de nasıl yendim senin patronu? Yedim seni Necati. David Force! David Force! Necati değil! Göstereceğim sana Force'u. Al sana Force. İmdat! Bana Force uyguluyorlar. Durun, durun, ayrılın. Durun. Ayrılın. Sakın bir daha patronumu yenme Necati. David Force, lütfen. Hiçbir konuda patronumu asla yenmeyeceksin. Evet. David Force'la bir el daha oynamak isterim. Sakın Necati. Gel bakalım patruşka. Eyvah. Patrona patruşka dedi. Başla. Oy, yine yendim. Öğren de gel. Ay, bana bir şeyler oluyor. Hemen bir tuvalete gidip geliyorum. David Force, gel seninle başka bir şeyde yarışalım. Aha, yenilen pehlivan. Tanıdım seni. Yarışalım patruşka. Satranç. Şu da şuraya. Evet, şahmat. Puhay, yine yendim. Oley! Bedava lavabo. Top sektirmece. 47, 48, 49, 50. Sıkıldım. Şampiyon belli. Hohoy! Yine yendim. Ay var o ne var o ne var. Hadi, hadi. Bir tek küvet kaldı. O da gelirse takımı tamamlıyorum. Oley! Erde takmaca. Ben yedim. Yumurta dokuşturmaca. Ben yedim. Rap düellosu. Oyunun kralı geldi. Patruşkayı yedi. Yeah. Hepsinde yenildim. Hiç bu kadar yenilmemiştim. Yenilme duygusunu ilk defa hissediyorum. Hepsi Remzi yüzünden. Beni buraya çağırdı ve David Force tarafından yenilmemi izledi. Şimdi içeri gideceğim ve son kez yarışacağım. Onda da yenilirsem hiç iyi olmayacak. İşte şimdi yandık. Gir şuraya, gir. Sen de konuşacağım. O yavaş, ne oluyor? Beni iyi dinle Necati. David Fox. Yeter. Bu iş benim için çok önemli. Patronuma yenilmelisin son yarışmada. Ha yani kendim gibi davranmayayım, başkası gibi mi davranayım? Evet. Ama ben senin en yakın arkadaşınım Remzi. Daha fazla zam almak için beni başka biri gibi mi göstermek istiyorsun? Tam olarak öyle. Öyleyse sana cevabım hayır. Sonsuza kadar patronunu yeneceğim. Çabuk gel buraya. Son yarışma Adana dürüm yemece. Necati abi için çok kolay bir yarışma olacak bu. Hatırlarsanız bir keresinde 78 tane Adana dürüm yemişti. Ve başla. Bittim. İşte ikinciyi de bitirdim. Galiba birinciyi bile bitiremeyeceğim. Ama bu nasıl olur? Yiyemiyorum. Sanırım devam edemeyeceğim. Ya, kazandım. Sonunda kazandım. Ne oldu David Force? Ne oldu? Yaşasın. En büyük benim. Ben kazandım. Necati abinin bunu kaybetmesi imkansızdı. Oh, rahatladım.
Şimdi keyfim yerine geldi. Güzel eğlendik değil mi Reşat? Evet. İçimden sana zam yapmak geldi. Hadi sen de zamlandın. Ben o zammı istemiyorum patron. Ne? Adımı bile düzgün söyleyemeyen biri beni ne kadar iyi tanıyabilir ki? Burada doğduğumdan beri yanımda duran, her şeyimi herkesten çok iyi bilen bir dostum var. O benim için zamdan çok çok daha değerli. Sen ne diyorsun? Üzgünüm patron. Ama Necati sana bilerek yenildi. O yüzden kısacası David Force'landın. Ya! İşte budur. Dostum benim. Çak! Ben asla kaybetmeyi hazmedemem. Gidiyorum. Güle güle. Vay baba, çok güzel konuştun. Gözlerim doldu ayol. Biz arkadaşımızı olduğu gibi kabulleniriz. Affedersin ama bizim banyodaki eşyalar nereye gitmiş? Bedava klozet! Çekilin! Çekilecek kimse yok burada. Sen şuraya, sen de şöyle dur. Çekilin! Necati, ne yapıyorsun? Bu ne heyecan? Sokak röportajı verdim Remzi. Kanal Bıdırık'ta yayınlanacak. Vay! Necati abi televizyona çıkacak demek. Peki sen ne yapıyorsun? Ben de Necati röportajı verirken arkada şemsiye satıyordum. Yağmura mı? Yok, göktaşına. Tabii ki yağmura şemsiye. Bir aç şemsiyeyi de görelim o zaman. Açayım. Necati abi, ne zaman yayınlanacağı belli değil mi bu röportajın? Böyle televizyon başında mı bekleyeceksin hep? Ne oldu, beğenemedin mi? Dur biraz da şöyle bekleyeyim madem. Necati abi, şeker üstümden. Yok böyle olmadı, görüntü ters. Canan, televizyonu da ters çevirsene, bir de böyle deneyelim. Birinci gün. İkinci gün. Yedinci gün. Kaçıncı gün? Kaçıncı gün? Gününce 30. 30. gün. Bu gördüğünüz eserin adı da televizyon başında bekleyen adam. Yüzyıllar öncesinde anonim biri tarafından yapıldı. Kafası eriye benziyor. Ben beğenmedim. Erik konuştu, kaçın! Necati, iyi misin? Kanal röportaj, ben çıkmak televizyon. Bıdırık sokak 17 numara Fil Necati İstanbul. Aa, şaşırmış bu. Televizyon da izlemiyor ayrıca. Ha? Baba? Televizyon Necati abiyi izliyor. Bir aydır dik dik bakıyor bana. Mevzu mu var anlamadım ki. Necati, kaç zamandır uyumuyorsun? Ayrıca işe de gitmemişsin. Müdür aradı. Sen telefonu açmayınca eve kadar geldi. Yine cevap vermeyince televizyona reklam verdim. Necati, işe gel. Necati, hadi normale dönmenin zamanı geldi artık. Doğru. Ayrıca Pımpırbört bulaşık süngerleri hafta sonuna özel %50 indirimli. Pımpırbört fırsatlarını kaçırmayın. Zil çalana kadar buraların hepsi temizlenecek. Hadi Necati, göreyim seni. Müdür edersiniz Emir Bey. Yani bey edersiniz Emir Müdür. Bu zil niye çalmadı? Dersler bitmedi bir türlü. Beden eğitimi dersi çok uzun sürdü. Bedenleri fazla eğitildi. Kaçın! Necati, zili mi söktün sen? Piş 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 piş. Alarmı kurmayı unutmuşum. Sen beni kaldırırsın. Ay anne dedi. Dur üstünü örteyim de üşümesin. Tarih dersi çok uzun sürdü. Öğrenciler tarih oldu. Kaçın. Sensin tarih. Gel bakayım buraya. Sabah olduğuna göre temizliğe başlayabilirim. Ben yokken her yer ne kadar kirlenmiş. Fırçala, 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 fırçala. Fırçala, 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 fırçala. Abla gelmiyor musun? Aa,
Yok, ben kayarak gideceğim artık. Fırçala, 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 fırçala. Oo, dinlenme tesisine gelmişiz. Ben de ineyim de otobüsün yıkanmasını izleyeyim bari. Fırçala, 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 dişlerini fırçala. İnecek var. Kaptan, inecek var. Bu durakta inecektim. Hey! Nyam 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 nyam. Oo, akşam yemeğinde reçel mi var? Bayılırım. Akşam yemeği değil, kahvaltı masası bu. E sen de reçel değilsin. Boş kavanozsun. Boş kavanozsam ne işim var burada? Kaldırsanıza bulaşık makinesine. Her şeyi ben mi yapacağım? Ha? Necati abi, ne oldu sana? Ha? Ağız oynuyor ama ses yok. Modeme mi yaklaştırsak biraz? Al işte. Necati bozulmuş. Ben demedim mi size kurcalamayın diye? Bu devirde yeni bir Necati kaç para, haberiniz var mı sizin? Aynı oyunlardaki gibi gecikmeli yaşıyor her şeyi. Baksanıza. Bu kadarı fazla. Hadi Necati, doktora gidiyoruz. Fazla kapısı olan var mı? Duvar koymuşlar buraya. İşte Necati Bey'in röntgen sonuçları. Ha? Olamaz. Necati'nin çok az vakti kalmış. Hayır hayır, baksana baba. Necati abi röntgene girerken cebinde saat unutmuş. Lütfen saçma sapan konuşmayın. Saat unutmuşmuş. Sizi bilimselliğe davet ediyorum. Madem öyle, bilim ne diyormuş? Necati Bey'in biyolojik saati bozulmuş. Ha? O da ne? Herkeste olan ve vücudun ritmini düzenleyen bir mekanizma. Yani? Yani Necati Bey'in kendisini hala suda sanması bu yüzden. Aa, yıllar önce kaybettiğim balığı buldum. Ne haber Selami? Yüzerek mi geldiniz siz buraya? Çok trafik vardı da. Tamam ama ne yapmamız gerekiyor? Necati abiyi düzeltmemiz lazım. Bu olaya her ne sebep olduysa onu çözmeniz lazım. Üzgünüm, diğer hasta bekliyor. Size kolay gelsin. Her şey şu sokak röportajıyla başladı. Biz en iyisi Kanal Bıdırık'a gidip bir araştıralım. Hadi oğlum. Bale sanatçısı olma hayali içinizde kalmış. O yüzden bağırıyorsunuz. Dürümcü Bıdırık. Çok garip. Adres burayı gösteriyor. Şu adam da orayı gösteriyor. Oraya mı gitsek? Affedersiniz. Gel gel yaparken eliniz hiç yorulmuyor mu böyle? Baba hadi, maskot o. Ama çok ikna edici bir maskotmuş. Geliyorum. İşte bunu hiç beklemiyordum. Göktaşına şemsiye! Göktaşına şemsiye! Ha? Baba, burası inşaat halinde. Kanal falan kalmamış. Ne yapıyor bu adam böyle? Daga 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 daga. Abi, makine çok yakmasın diye arada kapatıyorum. Kendi titremem yetiyor sonrasında. Ha? Affedersiniz, Kanal Bıdırık'a ne oldu acaba? Toplam izleyici sayımız bir olduğundan battık sayılır. Kanal kapanmak üzere. Ben bile izlemiyorum kendi kanalımı. Zaten Bıdırık diye kanal mı olur? Dürümcü? Kanalla karın doymuyor. Ama dürüm öyle mi? Hadi çabuk bitirelim işleri de açalım şu dürümcüyü. Hemen abi. Daga 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 daga. Ne yapacağız şimdi? Necati abinin görüntülerine bir şekilde ulaşmamız lazım. Bence bir atık görüntüler odasına bakın. Ama dikkat edin, çünkü çok tehlikeli. Oo, çok ajansal bir göreve benziyor. Kapının anahtarı da kesin canavar bir köpek balığının ağzındadır. Saçmalama, ne balığı? Köpek? Geçin hadi, unutmayın. Eğer zamanında çıkmazsanız sonsuza kadar orada hapsolursunuz. Burası hiç içime sinmedi Şakir. Bir an önce Necati'nin görüntüsünü bulup çıkalım. Ha? Bunlar neydi? Atık görüntüler bunlar. Anlam aramayın. Sen normal bir kapı gibi görünüyorsun. Sen niye atıksın? Köpek sesi mi o? Dur yapma. Gıdıklanıyorum. Dur. Ha? Ağlayınca elma döken ağaç. İyi de niye ağlıyorsun? Çünkü ben bir zeytin ağacıyım. Olamaz, geliyor. Kaç, 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 kaç. Ne? Ne geliyor? Tüf, 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 tüf. Film sevenler trene atlasın. Tüf, 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 tüf. Ha? Baba, şuraya bak. Necati abinin görüntüleri. Yağmura şemsiye! Yağmura şemsiye! Ha! Sokak röportajı yaşasın! Necati abini kaptığımız gibi çıkalım şuradan. Baba, sen de garip hissetmiyor musun? Yo,
Niye ki? Bilmem. Kafam karıştı herhalde. Neyse, ulaşmak üzereyiz. Oh! Ne yapıyorsun? Tam da Necati'nin görüntülerini yakalamak üzereydik. O sokak röportajı görüntüleri bize lazım. Eğer yayınlamazsanız Necati abim düzelemez. He? Sokak röportajı mı? O fil arkadaşınız beni görünce sokak röportajı yapıyorum sandı ve üzerime koştu. Oysa ben sadece yürüyordum. Senin de kafan kamera, ellerin mikrofon. Gerçekten sokak röportajı yapıyorsun gibi görünüyor. Neyse ne, ben ona soru bile sormamıştım. Oysa saçma sapan cevaplar sıralayıp durdu. Aklıma bir fikir geldi. Madem hiç soru sormadın, soruları dublajla ben eklerim. Siz de kanal kapanmadan yayınlarsınız, olur mu? İyi de neden yapayım ki bunu? Benim kazancım ne? Bak içeriden ne çıkardım. Çocuğumu yanlışlıkla sildiğin fotoğrafı. Tamam, yardım edeceğim size. Anlaştık. Kapı açık kalmış. Şimdi Necati Bey'in verdiği cevaplara uygun sorular bulmanız gerekiyor. Hazır olduğunuzda mikrofona konuşabilirsiniz Atilla Bey. Atilla mı? Remzi mi? Remzi. Abicim yorma. Dürümcüyüm ben. Öf. Necati de amma saçma cevaplar uydurmuş. Nasıl uygun soru bulacağım ben şimdi? En iyisi Necati gibi düşünmek. Ama onu nasıl yapacağım? Benim gibi düşünmek istiyorsan düşünme. Bu ne şimdi? Yardımcı mı oldun yani? İşin sırrı bu. Düşünme. Sadece konuş. Ispanaklı özleme, sağanak yarış, tuz dolabı. Çabuk öndeki koltuğu takip et. Taksimetreyi açmayı unutma. Abi şehirler arası otobüs bu. Koltuk da önünde zaten. Al televizyon açayım sana. Kanal Bıdırık'ta sokak röportajı programına hoş geldiniz. İlk konuğumuz Mor bir film. Sokak röportajı. Oley! Gel gel. İlk sorun geliyor. Baharatlar kostüm yarışması yaparsa kim birinci olur? Kukuletalı kim yok? Peki. İkinci soru. Atlet giyiyor musunuz? Neden? Güneşin ayarı çok fazla. Çok terliyoruz. Keşke güneşi biraz kıssalar. Peki son soru. Neden bazı yumurtalar kahverengidir, bazıları ise beyaz? Simidin ortasına yumurta kırmakla yumurtalı tost yapmak aynı şey değil. Bence belediye bu konuda çalışmalı. Röportajınız için teşekkür ederiz. Düzeldim. Sonunda. Necati, çabuk okula dönüyorsun şimdi. İşin seni bekliyor. Tamam tamam. Ama neredeyiz ki şu an? Necati, Afyon'dayız. Asıl adı çok uzun olan Afyon mu? Evet, bugün dersimizin adı kahvaltı. Şakir, söyle bakalım kahvaltı nedir? Ha? Annem nerede? Zınk. Annem nerede? Yanlış cevap. Canan, sen söyle. Peynir ve sucuk güreşte kim kazanır? Necati abi, annem yine sorumluluğu sana bıraktı ve ne yapacağını bilmiyorsun değil mi? Evet, bana bıraktı. Şimdi gelin o anı izleyelim. Evet, finale ikiniz kaldınız. Acaba çocukların sorumluluğunu hanginize bıraksam? Abla, benim elim yok. Ben nasıl bakayım çocuklara? Yaşasın! Çocuklara ne zaman ben baksam çok eğlenceli şeyler oluyor. Eyvah! Buzdolabı senin hiç mi elin yok? Evet, sorumluluk bende. O yüzden kahvaltıyı da başkası hazırlasın. Of! Ben sütlü gevrek yiyeceğim. Güzel fikir. Biriniz bana sucuklu yumurta yapabilir mi? Ama yumurtaları ben kıracağım. Çünkü çok zevkli. Süt kalmamış. Süt mü? Sütlü gevreğe önce gevrek konur bir kere. Ayrıca gevrek de kalmamış. Önce gevrek mi? Saçmalama. Önce süt konur. Oo, sinirli ikili ortamı geriyor. Kulağınızı çekerim bak. Ortamı germek yok. Senin elin yok. Neyle çekeceksin ki? Yüzüme vurmayı bırak artık. Hadi Necati, çocukları markete götürüyorsun. Süt ve gevrek alıp gelin. Çocukların tartışmasına da izin verme. Tamam anne. Ben senin annen değilim. Neyse. İçimde yaprak sarma varsa yiyeyim bari. Önce süt konur. Önce gevrek. Necati abi sen de bir şey desene. Hem sence de bu işte bir terslik yok mu? Ben düz gidince karnım acıkıyor Şakir. Böyle daha iyi. Necati abi biz şimdi gevrek seçmeye gideceğiz. Sen de sütü al ama arkalardan seç. Taze olsun. Şöyle en arkaya uzanayım o zaman. Fazla taze oldu bu. Beyefendi bırakır mısınız? Diğer reyonda alışveriş yapıyordum. Tamam tamam. Sen geç bakayım. Şurada bir şişe buldum.
Ha? Necati abi nerede? Kesin abur cubur reyonuna gittiğini. Gel biz alalım sütü. Nine ya, sıra bende. Hadi ama. Şşt, Nine'ye laf söylenmez. Şuradan bebe bisküvisi al bakayım. Nine bisküvisi olur sana. Hiç komik değil. Burası neresi? Yoksa yine başımı klozete vurdum ve rüya mı görüyorum? Merhaba. Süt köyüne hoş geldiniz. Ben Safiye. Gezmek ister misiniz? Biz eve dönsek... Süt köyü mü? Bu köyün muhtarı nerede? Ben değilim. Oo, bozuk süt bu belli. Hadi gelin benle etrafı gezdireyim. Sütten çıkmış akkaşık da buralarda mı peki? Bu köyde herkes çok mutludur. İşte çeşme başında oturan iki mutlu süt şişesi. Çeşmeden su mu akıyor, süt mü? Dene de gör. Aa, çikolatalı süt akıyor, inanılmaz. Burada mutlu mutlu halay çeken süt şişeleri. Burada köyümüzün en yaşlı ağacına mutlu mutlu çamaşır asan bir süt şişesi. Burada ağlamaklı filmi mutlu mutlu izleyen süt şişeleri. Anladık. Çok mutlusunuz. Ve bence bu biraz garip. Herkes hüzünlenir. Ve bu normal bir şey. Madem öyle, mutsuz olduğumuz tek konuyu öğrenmek istiyor musunuz? Necati abi, eve dönelim artık. Anneli sorumluluğu bana bıraktı. Ben de şuradaki taşa bırakıyorum. O dönelim derse döneriz. Necati abi, taş hiç konuşur mu? Taş sesini çıkarmadı. Süt şişelerinin sırrını öğrenmeye gidiyoruz. He? Uyuyordum. Ne oldu? Sizce süt dedem de bu süt köyünde midir? Süt anneniz olmasın o? Süt dedesi ne zaten? Kim dedi onu? Çabuk çıksın ortaya. Burada bir horlama sesi var. Duydunuz mu? Benim karnım olabilir gibi akla gelen ilk espriyi yapmayacağım. Haberiniz olsun. Uyuyan bir dev var buralarda bir yerde. O horluyor olabilir. Neyse neyse, biz konuya dönelim. İşte atalarımızın çözemediği o problem. Önce süt mü konur, gevrek mi? Oo, atalarınız beni de çizmiş bakın. Biz süt şişeleri olarak önce sütün konulması gerektiğini düşünüyoruz. Hah, demiştim. Ancak bunu kanıtlayacak tek kişi var. Bilge kişi. Ancak bilge kişi Gevrek Dağları'nın ötesinde yaşıyor. Ve büyük bir problem var. Dağın koruyucusu dev uçan kavanoz gelen gezginleri turşu yapıyor. Hayır, lafımı bölme ve kafanda bir şeyler oluşturma. Sorun şu, bilge kişiyi aramaya giden gezginler zorlu yolda hep sütlerini döktüler. Sütle yumuşayan gevrek dağı kırıldı ve gezginleri yuttu. Bu yüzden bilge kişiye yüzyıllardır ulaşamıyoruz. Ha, biz gideriz, macerayı severiz ve süt de dökmeyiz. Bilmiyorum, içime sinmeyen bir şeyler var. Fazla süt içmek gaz yapmış olabilir, az sırtını ov geçer. Evet, önce güvenlik. Şimdi şu ipi bağlayacak bir yer bulalım. Necati abi, bize bağlaman gerekiyor ipi. Ben şuradaki çiçeğe bağlayacağım. O daha çok güven veriyor. Bir test edelim. Necati abi dur. Bu da gevrekten. Merak etmeyin, sadece test ediyorum. Necati abi. Bilge kişiyi bulalım. Belki Necati abimi o kurtarabilir. Pardon, bilge kişi ne tarafta? Düz devam edin, az ileride görürsünüz. Hayri'nin selamı var. Akşam çaya bekliyormuş deyin. Nasıl bir yere düştük biz? Kardeş, baksana. Dağın tepesine dolmuş kalkıyor mu burada? Ne dolmuşu? Biz yıllardır burada mahsur kaldık. Dolmuş olsa bekler miyiz böyle? Yeşil şapkalı olanlar çok geç geliyor zaten. Sonra sıkılıp taksiye biniyorsun. Bir bakıyorsun düt düt. Dolmuş bindiğin taksiyi solluyor. Ne diyorsun adam? Ne işin var burada? Bilgisayar bir abiyi arıyordum ben. Hey, sen bir bilgisayar abiye benziyorsun. Say bakayım. Bir dakika. Bilge kişi demeye çalışıyorsun sanırım. Evet, önce süt mü konur gevrek mi diye soracaktık. Ha? Üzgünüm ama bu bir tuzak. Hepimiz aynı tuzağa düştük. Zaten hiç sevmemiştim o Safiye'yi. Tuzak tuzak bakıyordu. Tuzak tuzak nasıl bakılır? İşte böyle. Tuzağı kuran Safiye değil, bilge kişi. Bilge sitesine hoş geldiniz. İşte bulduk. Bilge kişinin kaldığı yer. Necati abim olmadan her şey çok kolay ilerliyor. Ha?
Bilge kişi sitede mi oturuyormuş yani? Değil mi? Dağın tepesinde bir mağarada falan olması gerekmiyor muydu? Koskoca Bilge mağarada yaşamayacak kadar kafası çalışıyordur herhalde. Neyse, şu anda havuz başında. Şu taraftan giderseniz bulursunuz. Teşekkürler güvenlik adam. Rica ederim. Ben de geleni geçeni içeri alıyorum. Bir sorsaydım keşke. Siz hırsız mısınız bu arada? Yok, değiliz. Tamam. Burada çok hırsızlık oluyor çünkü. güvenlik kulübemi çalmışlar. Neyse, istifa zamanım geldi sanırım. Ben de sizi bekliyordum. Vay, gerçekten de Bilge'ymiş. Biz söylemeden kim olduğumuzu biliyor. Ha? Meyve suyum nerede? Siz garson değil misiniz? Ne garsonu? Necati abim dağın içine düştü, yardımın lazım. Ayrıca sütlü gevreye önce süt konacağını, süt şişelerine ve Canan'a kanıtlamam lazım. Anladım. Önünüzde iki seçenek var. Eğer kırmızı kaydıraktan kayarsanız süt köyüne geri dönüp onlara gerçeği söylersiniz. Ama o zaman dünyaya dönüşünüzün garantisi olmaz. Maviden kayarsak? O zaman çok eğlenirsiniz. Ciddi olur musun biraz? Tamam. Maviden kayarsanız dünyaya geri dönersiniz ve Necati abiniz de yanınıza ışınlanır. Ama süt şişeleri asla gerçeği öğrenemez. Bir de şu ana kadar kimse kırmızı kaydıraktan kayıp gerçeği süt şişelerine söylemeyi seçmedi. Peki şu atlı karınca? O site sakinlerine özel, üzgünüm. Aidat veriyoruz buna. İşte böyle. Bilge kişi sana iki seçenek sunuyor. Ama ikisinin sonu da aynı kapıya çıkıyor. Buraya. Sonra da sonsuza kadar buraya hapsoluyorsun. Tamam da şu gerçek neymiş, çok merak ettim. Kesin Remzi'nin bu bölüm nerede olduğu gerçeğidir. Hazır mısın? Söylüyorum. Bu kadar şaşılacak ne vardı? Şaşırmadım. Ayağıma basıyorsun. Ayrıca çocukların sorumluluğu bende. Onları kurtarmam lazım. Boşuna uğraşma. Buradan çıkış yolu yok. Bir dakika. Annem bana hep derdi ki... Necati, televizyonu ısırma. Yok, bu değil. Gevreğini sütte çok bekletme. Yoksa sütü çekip şişer, kocaman olur. Süt var, gevrek var, televizyon var. Isırma abi, rica ediyorum. Tamam. Gevrekleri süte banıp kendi kahramanını yapacağım. Oley! Ya. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Bu maceranın elle tutulur bir yanı ve mantıklı bir açıklaması yok. O yüzden istediğini söyleyebilirsin. Söylüyorum. Kaseye önce ne süt konur ne de gevrek. Bunlar hep sonranın icadı. Kahvaltının olmazsa olmazı simittir. Ne yani? Kaseye önce simit mi koyacağız? Ne kasesi? Simit diyorum, simit. Dünyadaki tüm süt şişelerini ve gevreklerini yok edene kadar durmayacağım. Tam şu an bir şey olsa da kurtulsak keşke. Şu an tam bir şey oldu. Bu iş çok uzadı. Bu dağın içine hapsettiğin tüm süt şişeleri ve gevrekler için. Ay, ne kadar duygusal. Isırdığım televizyonu hatırlattı bana. Dağ kırılıyor, dikkat edin. Boynu bükük çiçek. Ne haber? Sen bana ip bağlayıp dağın içine atlayan şişman fil değil misin? Gel buraya. Ayakları yok, gel buraya diyor bir de. Hadi yakala. Necati abi, hadi. Neler oluyor? Çeşmeyi kırdılar. Sinema perdesini yırttılar. Benim burada ne işim var? Çekil şuradan. İleyi portala geri soktular. Süt şişesi Safiye'yi çok konuşturdular. Necati abimin sinirini bozdular. Çok uzattılar. Yeter! Anlamıyor musunuz? Başımıza ne geliyorsa taraf tutmaktan geliyor. İsteyen sütü önce koysun, isteyen gevreği. İsteyen de kahvaltıda simit yesin. Ben ekmek arası televizyon yasam olur mu? Ne istiyorsan yap Necati abi. Bence çok kötü bir konuşmaydı Şakir. Baksana, kimse seni ciddiye almadı.
Kimse ciddiye almadı dedim. İyi, bunu siz istediniz. Durum siparişini kim vermişti? Aa, Fikri gel gel. Bak çok büyük bir olay dönüyor burada. Şakir ne yapıyorsun dur? Böyle uslanmayacaklar. Uyuyan devi uyandırmanın zamanı geldi. Ama her şey daha kötü olabilir. Şimdi öğreneceğiz. Bak şimdi, şu Safiye çok mutluydu. Sonra bilgisayar adamı bulmaya gittik. Ama böyle dağdan ejderhalar çıkıyor. Sonra zindanların arasında süt tsunamisiyle savaştım. Uyuyan dev. Bir de uyuyan dev vardı Fikri. Aman neyse, anlatmayacağım, hepsini çok karıştı. Uyuyan dev yaşlı zeytin ağacı mıymış? Böyle şeyleri sadece çizgi filmlerde olduğunu zannederdim. Sabahtan beri bır 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 kavga ediyorsunuz. Kahvaltının kralı zeytindir, zeytin. Benim olduğum yerde hepiniz ikincisiniz. Şimdi el ele verip köyü tekrar inşa ediyorsunuz. Ama anne. Annen değilim ben senin. Sele zeytin günü kurtardı. Hem de sulu sulu. Az ısırayım mı? Çok acıktım da. Hadi siz de evinize. Sen dönüyor musun? Yok abi. Ben köye yerleşmeye karar verdim. Şuradan iki dönüm arsa alırım. Toprağı ekip dürümcü dükkanı açarım. Oh mis. Annemden mesaj var. Eve gelmiş sonunda. Hadi gidip düzgün bir kahvaltı yapalım. Oley! Sıkıştım. Beni burada bırakmayın. Tam 40 yıl önce ben de senin gibi sepete sıkışmıştım. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Nine bisküvisi yer misin? Dişin yoksa yuvalı ağzında. Hayır! Bir dakika. Yanlış tepki. Evet! Yerim çünkü karakterim buna müsait. Arkadaşım, ben söylemiyor muyum size buralar fırçalanacak, temizlenecek diye? Simsiyah olduk, şuna bak. Boşa mı aidat veriyoruz? Ben gidiyorum. Of. Bir yere gitmeyin. Hey! 10 diş hekiminden 9'unun önerdiği diş macunu. Yardım et. Of, içim sıkıldı. Ben siz hallet işini. Ben reklamlardan kazandığım parayla Antalya'ya tatile gidiyorum. Hadi bay bay. Hayır. Kestik. Bravo çocuklar, bravo. Gösteri günü de aynı performansı sizden bekliyorum. Hadi şimdi yemek molası, brokoli yemeği. Hayır. Pardon, rolden çıkamadım. Yoksa brokoliyi çok severim. Necati ne oluyor, sakin ol. Çocuklar, size demedim mi Necati'yi dışarıda bırakmayın diye? Bozuluyor sonra. Hayır, bize bir şey söylemeye çalışıyor. İki kelime. Yerli. Açılın, ben Necati'ce biliyorum. Üfürge. Totoşları. Kütürge talaşları mı? Süpürge savaşları. En heyecanlı, en muhteşem yarış. Üstelik seyirci değil, yarışmacı olarak gideceğiz. Ver bakayım. Necati, kötü haber. Bu geceymiş yarış. Canan'ın gösterisi var. Zaten gelmesin o. Canan bizi yavaşlatır. Necati, anlamadın galiba. Canan'ın gösterisi var. Yani hepimiz Canan'ı izlemeye gidiyoruz. Sen dahil. Nasıl yani? Kebabın yanına gelen salata fiyata dahildeki gibi dahil mi? Nasıl anlamak istiyorsan öyle. Anlamak istemiyorum. Dikkat. Oylama zamanı. Sizce gösteride hangi kostümü giymeliyim? Ben büyük olanı beğendim ama size de sorayım. Anne? Büyük olanı giy. Seneye de giyersin. Baba? Küçüğü giy, küçüğü. Zaman yolculuğu yaparsan geçen sene de giyersin. Şakir? Ben de küçüğe oy veriyorum. Seni daha uzun gösterir. Durum 2-2 oldu. Keşke eşitlik olmasa. Kafam karıştı. Ben fikrimi söylemedim daha. Ne yapsak? Yazı tura mı atsak? Baba, 50 kuruş verir misin? Laf döndü dolaştı, yine cebimdeki paraya geldi. Al. Ha? Yazı geldi. Büyük kostümde karar kıldık. 50 kuruş farkla büyük seçim demek. Çok ekonomik. Oh,
Necati dur, ne oluyor? Yetti artık. Bu aile tekereken değeri görmüyorum. Sanki bu aileden değilmişim gibi. Necati zaten aileden değilsin. Arkadaşımızsın. Şşt, Remzi nazik ol. Ya, aileden değil miyim? Zaten belliydi. Hiçbir zaman benim fikirlerimi önemsemediniz. Verdiğim tavsiyeler umrunuzda değil. Sizin için önemsiz biriyim. Noylanım ben. Necati naylonu. Noylan değil. Nanoylan bile olamadım. Noylan demek ne kadar zormuş. Necati olur mu öyle şey? Gel gel. Senin tavsiyelerini çok önemsiyoruz. Değil mi çocuklar? Evet, önemsiyoruz. Ailemiz her şeyden önemlisi. Çok önemlisin. Evet, seni çok önemsiyoruz tabii. Poşetten önemlisin. Öyle mi? Evet öyle. Hatta bundan böyle tüm tavsiyelerine uyacağız. Hepsine mi? Hepsine. Kötü adam gülüşü. Oo, yemekte ne var Kadriye? Bamya. Süper. Bal da döksene azıcık. Ay ne balı Necati, şaşırdın mı? Tavsiyelerime uyacaktınız hani. Ağlarım bak. Babaannem işine dans ederek gitmelisin derdi hem. Bu kadar palyaçoluk yeter. Biraz dans et Remzi. Remzi, kovuldun. Fısır fısır fısır. Necati, söyleyemem bunu. Sen dinle beni. Çok komik olacak. Öf. Tamam. Sen kovamazsın. Ben istifa ediyorum. Oo, iyi. Sadece kovulanlara verdiğimiz bu özür pastasını da Sedat yer artık. Al Sedat, bu senin. Müdürüm, bu bir mesaj mı? Lütfen kovmayın beni. Söz veriyorum. Çok çalışacağım. Çok. Biraz pul biber. Az da bebe bisküvisi. Bence şöyle yapmalısın. Fısır 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 fısır. 32 çokmuş öğretmenim. 30 yapın anlaşalım. Sıkı pazarlıkçı çıktı. Rus salatası. Azıcık laf salatası. Biraz mısır. Biraz da kısır. Sağdan git sağdan. Uzaylılar anca öyle yenebilirsin. Necati abi, futbol oyunu bu. Olsun, sen sağdan git. Nereye gidiyorsun? Sanırım bakkala. Beni beklemeyin. Hadi bakalım. Bugün yeni bir tarif denedim. Necati sağ olsun. Bu koku da ne? Çok lezzetsizim. Hiçbir şeye benzemiyorum. Kadriye! Yemeğim benimle konuşuyor galiba. Merak etme, ısırmaz. Acaba dışarıda mı yesek bugünlük Kadriye? Oradan da Canan'ın gösterisine geçeriz. Okula yakın Uzak Doğu restoranı açıldı. Oraya gidelim. Sonuçta okula uzak, Yakın Doğu restoranından daha iyi. Sonunda mantıklı bir tavsiye verdin. Hadi gidelim çocuklar. Sen gelmiyorsun. Necati, emin misin burası olduğuna? Bir garip görünüyor. Evet. Hadi girin, çok acıktım. İşte biletler. Bir de bir şey soracağım. Şimdi sen Uzak Doğulusun ya. Kenan Doğulu'yu tanıyor musun? Kung Fu. Tamam, kızma. Masalar nerede? Ayol, bu nasıl lokanta? Son yarışmacılarımız da geldiğine göre süpürge savaşları başlasın. Oley! Süpürge savaşları mı? Bir dakika. Bizi kandırdın. İnanamıyorum. Evet, kandırdın bizi. Tütü, ne kadar ayıp. En başından beri her şeyi planlamış. Tavsiyesini dinleyip buraya gelmemiz için. Biz gidiyoruz Necati. Sen istediğin kadar süpür buraları. Kung Fu! Korkmayın. Sürekli bağırıyor öyle. Bu restorandan sadece kazanan yarışmacılar ayrılabilir. Kaybedenler sabaha kadar restoranı süpürecek. Yarışmadan bir yere ayrılamazsınız. Bir daha Necati'nin tek bir sözünü dinleyen ne olsun? Evet, yarışmacıları piste alalım. Yarışma basit. Pistin sonundaki altın kağıdı süpüren yarışmacı kazanır. Necati, ne saçma bir yarışmaya soktun bizi. Evet, süpürgelerimiz gelsin. Necati Bey ve arkadaşları ilk kez yarışacakları için öncelik onların. İstediğiniz süpürgeyi seçebilirsiniz. Hızlı, dev ve külüstür. Remzi, ben daha önce izledim. En küçük olan en hızlı. Onu alalım. Necati diyorsa küçük olanı almıyoruz. Çünkü berbat tavsiyeleri var.
Bari dev süpürgeyi alalım. Bana güvenin. O zaman kararımız belli. Külüstürü seçtik. Çok pişman olacaksınız. Bir pişmaniye kadar pişman. Yer yerinize. Sen bizimle gelmiyorsun. Kendi başının çaresine bak. Remzi, Şakir. Eli dostunuzu bırakmayın. Al abi, benim el süpürgesini ayarladım sana. Sağ ol dostum. Süpürdükçe seni hatırlayacağım. Oyunun konusu ne? Ay bize anlatıyor, bize çok acayip olacak. Baba, ileri doğru gitmeliyiz. Süpürge kullanmayı bilmiyorum geri. Ulan tavşancık, bakma öyle. Süpürürüm seni bak. İmdat! Kadriye, saçını süpürge etmene gerek yoktu. Acil durun! Kumpir sıkıştı ve canan gelmedi. Tereyağsız kumpir olmaz. Sen kumpiri tereyağı yardımıyla çıkar, ben de gergin gergin cananı bekleyeyim. Hayır, tereyağı olmaz. Alerjim var. Apça! En azından işe yaradı. Oldu sonunda. Sıkı tutunun. Olamaz. Goril yarışı bitirmek üzere. Oo, goril kardeş. Yarışı bitiriyorsun madem. Şu mutfaktan aldığın erişteleri kaynatsana. Bitirince yeriz. Erişte gücü. Necati ne yapıyorsun? Size büyük olanı alalım demiştim. Erişteler de güme gitti. Necati daha fazla konuşma. Bu külüstürün neler yapabileceğini izleyin şimdi. Sıkı tutunun. Şimdi yarışı kaybettik işte. Daha da kötüsü. Üstümüze doğru geliyor. Nerede bu Canan? Kumpir, in arkadaşını tepesinden. Çok gerginim. Hadi oğlum, hadi. Acaba yardım mı etseniz? Gelmek üzere Şakir. Tüm bunları başınıza ben açtım. Ama Fil Necati olmanın bazı sorumlulukları var. Necati in kafamdan. Fil Necati arkadaşlarını her şeyden çok önemser. Fil Necati korkmaz. Necati abi, hayır. Şakir atla, çalıştı. Necati. Olamaz, geliyor. Başaracağız. Hadi baba. Bunu Canan'dan beklemezdim. Onsuz başlıyoruz. Kung Fu! Kaybettiniz. İşte faraşlarınız. Sabaha kadar buralar tertemiz olacak. Gösterimi kaçırdım. Ve kazanan... Kazanan biziz. Biz kazandık. Necati çok geç. Senin yüzünden Canan gösterisini kaçırdı. Altın kağıdı süpüren kazanır değil mi? İşte içeride el süpürgemle altın kağıdı tekrar süpürdüm. Yani kazanan biziz. Böyle saçmalık olmaz. Kung Fu! Kung Fu! Teknik olarak evet haklısın. Yaşasın! Affettirdin kendini. Hadi gidelim. Belki yetişiriz gösteriye. Yalnız durun bakalım. Kazanan Necati Bey ve el süpürgesi. Siz farklı yarışmacılarsınız. Gidemezsiniz. Aa, yeter ama. Anne gücünü gösterme zamanı geldi. Kung Fu! Kung Fu Kung Fu. Çekil bakayım. Kendilerini süpürdü şapşallar. Kadriye. Sorması ayıp, ne yapıyoruz burada? Beni affettiniz ve tekrar aile olmamızı kutluyoruz bence. Gelin sarılalım. Kızım, oyun için hazır ol. Annen olaya el atıyor. Her 10 diş hekiminden 9'unun önerdiği diş macunu. Yardım et. O gelmedi. Ama ben kalan diş hekiminin önerdiği macunum. Ben yardım etsem? Antalya'ya gitmekten vazgeçtim. Necati abim gibi kendimi arkadaşlarım için feda edeceğim. Canan repliğini mi karıştırdın? Ne yapıyorsun? İmdat! Ne kadar da hızlı büyüyorlar değil mi?
diye tenis raketimi bulamıyorum. Bir, iki... Baba, yine o saçma karpuz tenisini mi oynayacaksınız? Altı. Saçma değil, muhteşem bir spor bu. Sekiz, dokuz... Raketimi yine bir yerlere mi kaldırdın yoksa? Bakın, yeni bir uygulama buldum. Adı Şifonyer. Bu uygulamayla evdeki bütün gereksiz eşyaları satıyorum. Yoksa raketlerim de mi? Satıldı. Tenis şortum? Satıldı. Tenis paletlerim? Satıldı. Her şeyim satılmış. Neyse, bu kafa bandım duruyor en azından. O da şimdi satıldı. Ben şunu alayım bir saniye. Devir ekonomi devri. Evde gereksiz ne varsa hepsini satacağız. Annemi durdurmanız imkansız. Yeni keşfettiği bu uygulamayı sonuna kadar sömürecek. Bak mesela iki tane arabamız var. Çok gereksiz. Hemen satın eski olana yol. Ne? Bıcırık mı? Bıcırığı sattırmam. Ay affedersin, çok gerildim bir an. Yakıştı Peyami dede. Evet. Bakalım nerede bizim emektar arabamız? Kapa ışığı, kapa. Dizimi izliyorum. Aa, şuna bak. Yan gelip yatmış dizi izliyor. Bunu satmayıp da ne yapacağız? Kıyma ona babası. Onun adı Bıcırık. Bıcırık bunu hak etmiyor. Nasıl hak etmiyor? Bir köpek balığı arabasına bak, bir de şuna bak. İstersen bir karşılaştırma yapalım. Karşılaştırma tablosu. Köpek balığı arabası az yakıyor. Bu bir artı. Bıcırık çok yakıyor, çok yiyor, günde 3 paket cips. Bu bir eksi. Köpek balığı arabası karizmatik görünüyor. Kornasından kaplan sesi çıkıyor. Bıcırık hiç karizmatik değil. Yağmurlu havada tavanından içeri su giriyor. Kornası da ezik turşu gibi. Köpek balığı arabası asla yolda bırakmadı. Bıcırık yola çıktığını görmedik. Yol beni yoruyor. Tamam yeter. Karşılaştırma tablosunu kaldır Şakir. Karar verildi. Eski arabamız satılacak. Aa, dur bari şu dizi bitsin. Evet. Şimdi Bıcırık için internette bir ilan açalım. Benim için de bir oyun açsanıza. Tamam. Modelini girelim. Kilometresini yazalım. Kaç kilometredeydin sen? Bilmem. 3 falan herhalde. Ne 3'ü? Yaz oğlum. 200 bin kilometre. Yok artık. 1 milyon. Tamam. Başka neye ihtiyaç var Şakir? Fotoğrafa. Geç şuraya Bıcırık. Birkaç fotoğraf çekelim. Dur ben de geleyim. Hiç beraber fotoğrafımız yok. Necati çekil. Bıcırık gül bakayım. Bırak elindeki cipsi. Gül, gül, gül. Tamam. Yükle hepsini internete Şakir. Tamam, ilan hazır. Satıldın mı? Dur, daha yeni koyduk. Şimdi? 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 3 gün sonra. Şimdi? Şimdi? Yeter. 3 gündür buradayız. Niye satılmıyor oğlum bu araba? Herkes çok pahalı diyor baba. Tamam, fiyat düşürüyoruz. Yaz evladım. 10 bin lira. Ne? Hayatta olmaz. Yaz Şakir, 100 bin lira. Ne? İmkansız. Yaz Şakir. 9 bin lira. Bir de yanında motor yağı bedava. Oo, müthiş teklif. Sen ne diyeceksin Bıcırık? Fiyatım 100 bin TL. Yanında da bu evi veriyorum. Hop, burası benim evim. Kimseye veremezsin. Yaz Şakir. 5 bin lira. Yaz Şakir. 8 fasulye. 150 bin lira. 4 bin lira. 5 lahmacun. Yeter. Bir karar verin. Doğru. Böyle olmayacak. En iyisi biz otopazarına gidelim. O zaman süsleneyim biraz. Artist gibi gözükeyim. Artist ne arar otopazarında? Ne kadar bu araba? Sıkıntısı yok. En son kaçı olan sağlam. Herhangi... Tamamdır. Şuraya kurulalım ve satışa başlayalım. Dur Remzi. O iş bende. Başlıyorum. Gel abi gel. Arabaya gel. Derya bunlar. Derya. Araba olsa da ben de alsam. Benzinli benzinsiz, dizelli dizelsiz. Ne ararsam burada. Nasıl bir araba? Nasıl bir araba? Herhangi bir sıkıntısı var mı bunun? Hakikaten de işe yaradı Necati abi. Ben her şeyi satabilirim Şakir. Bir kalemi bile. Cemal akşamki sinemaya gelemeyeceğim. İşim çıktı. Ben böyle satış görmedim. Aracınızı beğendim. 3 bin lira veriyorum. Ne? 3 mü? Of neyse. Elimizden çıksın. Buyurun. Bu hediye motor yağınız. Bıcırık hadi son kez vedalaşalım. He? Bıcırık. Bıcırık nerede? Gel arkadaş gel. Sorumsuz satıcıya gel. Hiçbir şeye sahip olamayan şu satıcıya gel. Necati dur 2 dakika. Bıcırık yok. Satılacağını duyunca kaçmış olmalı. Hemen onu bulmalıyız. O halde bu işi çözebilecek tek bir ekip var. Trafik emniyet ekipleri. Hemen arıyorum. Hayır.
Muhteşem dedektifler! Onlar da kim? Duymamış olayım. İyi ki sen varsın arabacım, yoksa bu yağmurda çok ıslanırdım. Bıcırık, hiç karizmatik değil. Yağmurlu havada tavanından içeri su giriyor. Senin gibi bir arabam olduğu için çok şanslıyım. Hiç hararet yapmıyorsun, yolda bırakmıyorsun. Bıcırık, yolda kalmadığın gün yok. Çekici çağıra çağıra bir hal oldu. Bir de el arabası derler. Şuna bak, bütün ihtiyacımı görüyor. Azıcık da ben bineyim. Hadi hadi, çok konuşma. İttir, ittir. Maymun aldı götürdü, satamadan getirdi. Maymun aldı götürdü, satamadan getirdi. Bu tekerlemeyle kayıp arabayı bulacağını mı düşünüyorsun? Sen sus bakayım. Daha muhteşem dedektiflerden haberin yok. Durun, buldum. İşte, Bıcırık. Aa, Bıcırık kağıt olmuş. Bıcırık doğaya karışmış. Hayır, bakın bu broşüre motor yağı bulaşmış. Bu eski, yıllanmış, rezil bir motor yağı. İşte Bıcırık bu. Tamam da broşür burada. Bıcırık nerede? Sakın hiçbiriniz broşürü okumayın ha. Sakın. Doğru diyor. Hurda arenası. Eyvah. Yoksa Bıcırık hurda arenasına mı katılacak? Hayır. Hurda arenası da ne? Bravo. Sıradaki gelsin. Ben hurda arenasına katılmak istiyordum. Evlat, senin gibi cılız bir delikanlı için burası hiç uygun değil. Emin misin? Eminim. Öyleyse şu kağıdı imzala. Çünkü burada işin biterse çöp kutusuna dönersin. O kadar da değil canım. Evet, o kadar. Bak. Harika. Bravo. Helal size. Çabuk olun çabuk. Her yere bakın. Haydi bastır kara aslanlar. Haydi bastır. Necati abi, macerayı bölme lütfen. Şu anda taraftarlığın sırası değil. Hop. Birol abi, coştur bizi. Güm güm güm. Bam bam bam. Bastır bastır. Dal dal dal. İşte Bıcırık orada. Yürü. Bıcırık bizi bekle. Evlat hazır mısın? Birazdan yarış başlıyor. Hazırım. Pekala. Adın nedir? Bıcırık. Ama siz bana kısaca beş para etmez diyebilirsiniz. Tamam, beş para etmez. Bıcırık, ne yapıyorsun? Çıldırdın mı sen? Bu yarış çok tehlikeli. Katılamazsın. Sen öyle san. Bıcırık, niçin yapıyorsun bunu? Ben işe yaramaz, doğru düzgün çalışmayan eski bir hurda parçasıyım. Sizler de beni istemiyorsunuz. O yüzden neden bu kadar merak ediyorsunuz ki beni? Sevgili hurda arena severleri, şimdiki yarışımız başlamak üzere. Oley! Yaşasın! Yaşasın! Bugün aramızda yepyeni bir yarışmacı var. Birazdan yepyeniliği kalmayacak. Karşınızda beş para etmez Bıcırık. Oley! Harika! Bıcırık, bunu yapmak zorunda değilsin. Bence yap. Azıcık metal sesi duyar, motor yağı sızıntısı izleriz. Necati, hiç yardımcı olmuyorsun. Ha? Gitmiş. Herkes yerlerini aldığına göre hurda arenası başlıyor. Oley! Ben de bir işe yarayacağım. Herkes bunu görecek. Bıcırık, hayır. Bıcırık, sen çok değerlisin. Yanık lastik kokusu. Bizi çok korkuttun. Neden yaptın bunu? Kendimi değersiz hissettim. Bu beni her şeyden çok üzdü. Öyle düşünmene gerek yok.
Çünkü seni satın almamın tek bir nedeni vardı. Topluma faydalı bir araba olmanı sağlamak. Nasıl yani? Yaşlılara ve engellilere rehberlik edecek, onların yanında olacak güzel kalpli kişiler arıyorum. Sen belki de hızlı, son model bir araba değilsin. Ama topluma yararlı olacak güzel kalpli birisin. Muhteşem dedektifleri bilmiyor ama başka şeyler biliyormuş. Sevdim seni kravatlı. O yüzden ikinci bir şansa ne dersin? Harika derim. Buraların en büyüğü. O bambaşka. Bıcırık bıcırık çok yaşa. Evet arkadaşlar. Şimdi hep beraber karşıdan karşıya geçeceğiz. Yürol amca, trafik lambasındaki düğmeye basar mısın? Bu saatlerde hep kafama bir şeyler bastırıyor. Neden acaba? Yürol amca, oraya değil, diğer yanındaki lambadaki düğmeye basacaksın. Pardon evladım. Bu saatten sonra kafam pek çalışmıyor. Ne yaparsın? Hayır Yürol amca, hepimiz bir işe yarıyoruz. Hem de hepimiz. Hiç merak etme. Acıktın mı kaptan? Tamam tamam. Şimdi dürümcüye gideceğiz, merak etme. Oley! Evet, ışık yandı. Hadi bakalım karşıya. Sabah satacağım kurabiyeleri pişirdim. Rafa kaldırdım. Ütüyü buzdolabına koydum. Balonun fişini çektim. Evcil fesleğenimin mamasını koydum. Artık huzurla eve dönebilirim. Hadi kurabiye mobile. Kurabiye mobil pek iyi bir fikir değil sanırım. Eve kadar kurabiye yürüyüşü. Nasrettin Bey amca, kuyruğa neden ters bindin? Ne Nasrettin'i, ne bilmesi. Önüne dönsen arkadaşım. Kuyruğun sonunda mıymışım? Açlıktan kendimi kaybettim yine. İmdat! Neredeyim ben? Tamam, buradaymışım. Kurabiyeler nerede kaldı? Çok sıkıldım. Kurabiye isteriz. Kurabiye isteriz. Kurabiye isteriz. Kurabiye isteriz. Çok zevkliymiş. Ben de deneyeceğim. Kerevizle patates, Necati'yi severiz. Dükkanıma hırsız girmiş. Kurabiyeleri bulamıyorum. Ne yani? Boşuna mı bekledik şimdi? Ne? Her yere baktınız mı? Evet. Baksana. Evcil fesleğenim ne kadar korkmuş. Hırsızdan başka açıklaması yok. Ne yani? O leziz kurabiyelerden yiyemeyecek miyiz? Bunun bir daha olmasına izin veremeyiz. Bir şeyler yapmamız lazım. Evet, evet. Ben de şu şanzımandan başlıyorum hatta. Yenmez o, yenmez. Mahallemize dadanan hırsızı nasıl engelleyebiliriz? Belediye başkanı olarak size danışmak istedim. Fırının sokağına kamera takalım bence. Evet, bu çok mantıklı. Hırsız bir daha kurabiyeleri çalmaya kalkarsa kim olduğunu öğreniriz. Benim daha iyi bir fikrim var. Fırının önüne hırsız savar muz yerleştirelim. Necati, hırsız savar muz diye bir şey yok. Üzgünüm dostum, sen aslında yokmuşsun. Nasıl? Sabah uyanıp kahvaltı yapmıştım halbuki. Neyse, yapacak bir şey yok. Benim muhteşem bir fikrim var. Fırının sokağına gözetleme kulesi dikelim. Kuleye biri çıksın, etrafı gözlesin. Hırsızı görürse gıdak gıdak diye bağırsın. Bu fikir hoşuma gitti. Ama kim gıdaklamaya gönüllü olur ki? Bana hiç bakmayın. Ben artık sadece özel davetlerde gıdaklıyorum. Süper Necati göreve hazır. Gece atıştırmalıyım. Arkamı kollaması için civciv oyuncağım. Ve gözetlemek için dürbünüm. Sen oradaki hırsız mısın? Saçmalama. Dükkanın sahibiyim ben. Tamam. Düzgün indir kepengi. İndirirken de kepenk kepenk diye bağır. Kepenk kepenk. Aferin. Atıştırmalıklarım şimdiden bitmiş. Yoksa sen mi yedin? Gözüm üzerinde civciv. Gözüm üzerinde. Gözetleme kulesi işe yaramış.
Hırsız kurabiyeleri çalmamış. Ne? Kahvaltıda gözleme kulesi mi var yoksa? Yaşasın Necati! Necati bizi kurtardı. Kurabiyeler çalınmamış. Hırsız kaçtı. Süper Necati görevde. Eyvah! Hohbohlanınca Necati'nin egosu şişti yine. Ne? Egom şişman değil, kemikleri biri. Necati! 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 Durun, durun, yapmayın. Neden durdunuz? Devam etsenize. Necati! Necati! Nedense bunun sonu pek iyiye gitmeyecek gibi hissediyorum ama... Hop! Sen nereye gidiyorsun bakayım? Eve gidiyorum Necati. Orada gitme, trafik vardır. Ama yürüyerek gidiyorum. Arabaların ayakları yok mu sanıyorsun? Hey sen, adın ne bakayım? Ben Tanju'a. Necati tanımadın mı? Necati yok, Süper Necati Bey diyeceksin. Geç oldu, evine dön hadi. Evim yok ki Necati. Hem sana ne? Fırının koruyucusuyum ben. Ben olmasam her şey birbirine girer. Bak, dikkatimi dağıttın. Şuradaki kağıt çöp kutusundan kaçtı. Bir tane daha kaçtı. Kağıtlar firar ediyor. Hepsi senin yüzünden Tanju. Necati, seni oraya hırsız yakala diye koyduk. Karışma milletin işine. Bunu gözetleme belgeme pati basmadan önce düşünecektiniz Remzi. Hayvanlar aleminde pati imza yerine geçer. Hop! Patileri kullanarak patinaj çekmek de yasak. Şimdi bir patileyeceğim görecek. Samet, boşa al yokuş aşağı kayalım. Buradan bize gofret çıkmaz. Hırsızdan sonra taptaze bir sorunumuz daha var. Ne yapalım? Belediye başkanı olarak size danışmak istedim. Takalım şu kamerayı artık. Evet, hem hırsızı engelleriz hem Necati abiye gerek kalmaz. Bence Necati'yi uzaya yollayalım. Daha bakkala bile yollayamıyoruz Necati'yi. Uzaya nasıl yollayacağız? Sokak köpeklerine mama verelim. Tanju abi, konumuzla ne alakası var? Buldum. Necati'yi gözetleyecek bir gözetleme kulesi daha dikelim. Onu da takip etmek gerek. Ya işten kaytarıyorsa? Harika fikir. Hem kamera koymaktan daha ucuz. Hemen arkadaşlara söylüyorum. Kuleyi diksinler. Köpek maması fikrini eledik mi? Bence güzeldi. Hop! Burada pipetle ayran içemezsin. Üzgünüm ama fırının güvenliğini sağlamak zorundayım. Benim ayranımla fırının ne alakası var? Çünkü hırsızlar çalkalamayı sever, tamam mı? Çalkala evladım, çalkala. Hop! Necati! Burada çalkalayarak millete laf atmak yasak. Remzi, sen karışma işime. Karışırım. Bu da gözetleme kulesini gözetleme iznim. Hem de çift patili. Hop, iki tekerle fırının önünden geçemezsin. Çok adamlar korkuyor. Hey, dur. Oradan geri dönme. Oradan gitme. Oradan gitme. Oradan git, oradan git. Çok kararsız kaldım. En iyisi iki yöne birden gitmek. Yeni sorun kamera. Gofret! Kamera! Daha fazla kule! Sakin ol ve elindeki dürümleri yavaşça yere bırak. Sorun istemiyorum. Necati, sipariş elemanını ürkütme. Hop! Remzi, sesini çok yükseltme. Keçi çocuk, benim kulem daha yüksek. O yüzden benim sözüm geçer. Çok konuşma istersen. Hop! Adını bilmediğimiz kaplumbağa. Yaşın küçük diye bir şey demiyorum ama kış uykusu vaktin gelmiş senin. En yüksek kuleye ben geçtim. Artık söz hakkı bende. Bir daha düşün. Necati, kulemi rahat bırak. Tuğlaların arasına fındık kremasını az koymuşlar Remzi. Çektikçe geliyor. Çimento. Ne fındık kreması? Sakın yedim deme. Yer cücesinden Şahin Göze. Yer cücesinden Şahin Göze. Telefon bana mı abi? Kim konuştu? Gözüm iyi görmüyor da. Neyse. Şahin Göz'den yer cücesine. Efendim? Amaç kurabiyeleri çaldırmamaktı Şahin Göz. Şimdi hepiniz kulelere çıktınız ama fırını koruyacak kimse kalmadı. Tamam. O muhabbet. Merak etmeyin. Fırıncı da kendi kulesinde. Aşağıda değil. Yani çalınacak bir kurabiye yok ortada. Tamam.
Motokuryeden Toraman'a, Motokuryeden Toraman'a siparişini getirdim. Asansör yoksa çıkmam, haberin olsun. Tamam. Toraman dedin ve bahşişi kaybettin. Sepeti yolluyorum. Tamam. Ha, sen dürümleri sepete koymamı istemiştin. Aşağıda kaldılar. Salsana beni tekrar. Bu kule işi çok eğlenceliymiş. Hey sen, kafası tuğlaya benzeyen çocuk. Öyle bakmak yasak. Aa, gerçekten tuğlaymış. Bu fırıncının gözleri gerçekten kötü görüyor herhalde. Ama kulaklarım iyi duyuyor. Biri fırıncının kürekleri çok güzel kokuyor dedi ve haklı. Oh. Benim kulem daha uzun. Artık benim sözüm geçer. Benim kulem daha uzun. Benim kulem daha uzun. Benim kulem daha uzun. Necati, iş makinesini nasıl çıkardın oraya? Bilmiyorum Remzi. Yardım et. Eyvah. Bu gördüğüm gerçek olamaz. Kurabiyeleri kimin aldığını buldum. Abi, ince gerek kalmadıysa Mars'a dönüyorum ben. Toplu konut dikeceğiz daha. Tamam canım, dikkatli sür. Gece gece solucan deliğini tekeri kaptırma. Şakir, Canan, kaçın! Doğru. Önce açıklamam gerekiyordu. Hırsız yok. Aç bir ejderha şehre inmiş. Kurabiyeleri de kesin o yemiştir. Ve şimdi tam sizin oraya doğru ilerliyor. Baba saçmalama. Ejderhalar gerçek değildir. Kızım şehirde ikinizden başka kimse kalmadı. Kaçmayacağınıza emin misiniz? Beni de alın imdat. Yaklaşıyor. Sağa dönün. Tam arkanızda. Çabuk takla atarak salatalık diye bağırın. Salatalık. Bu hareket de işe yaramadıysa üzgünüm. Sizi tanımak güzeldi. Necati karışma sen. Çocuklar, ejderha çok hızlı. Sanırım kaçamayacaksınız. Çabuk saklanacak bir yer bulun. Salatalık, salatalık. Şakir sakin ol, gel buraya. Kurabiye seven ejderhadan kaçmak için fırına girdiler. Zekalarını Necati abilerinden almışlar. Gurur duydum. Çabuk, kapıyı güçlendirmeliyiz. Ha? Bir dakika. Bunlar bayatlamış. En az 2 günlük kurabiyeler. Nasıl yani? Yani kurabiyeler çalınmamış. Başından beri buradaymış. Kesin fırıncının gözü görmedi ve çalındığını sandı. O zaman kurabiye seven ejderha neyin nesi? Ejderhaların muzlu puding sevdiğini herkes bilir Canan. Bence ortada ejderha falan yok. Yanlış yoldan doğru sonuca varanı da ilk kez görüyorum. Dur, beni bekle. Bu sadece ejderha şeklinde bir bulut. Baba, bizi yanılttın. 3 yanılma, 1 patlisi götürür Şakir. Kravatını iyi bağla, yarın okulda yersin. Eyvah, yarın okul mu var? Öğretmenim Necati ağlıyor. Tuvalete gidebilir miyiz? Necati, sen zaten Necati'sin. Öğretmenim tuvalet ağlıyor, Necati'ye gidebilir miyiz? Ha? Neler oluyor? Necati abim tamam ama babamın hiç böyle saçmaladığını görmemiştim. Bunun tek bir açıklaması var. Evet, siz kardeşsiniz. Hayır. Yani evet ama açıklama o değil. O kadar yükseğe çıktılar ki oksijen eksikliğinden saçmalıyorlar. Onları kurtarmamız lazım Şakir. Evet, onları kurtarmamız lazım Şakir. Şakir'e bak, ne kadar da büyümüş. Aynı babasına benziyor. Oho, Remziler hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında dönerler. Şakir, bu çok saçma. Öf. Sadece nasıl uçacağımızı bulmamız gerekiyordu ve bulduk. Hadi gel burada öfle. Öf, bu ne bilimsizlik. Öf. Sola! Canan, Şakir sizi kurtardı. Hepinizden özür dilerim. Hepsi benim hatam. Evet, hepsi Remzi'nin suçu. Necati! Tamam, tamam. Belki de benim de minnak minnak suçum olabilir. Nasıl indireceğiz herkesi kulelerden?
Bu saçmalığa bir son vermemiz lazım. Tabii ki kurabiyeyle. Bu kadar uzaktan ne duyuyordum ne görüyordum. Beni fırınıma götürün de en azından sadece görmeyeyim. Kuleden inen herkese kurabiye! Oley! Kurabiyelerim çalınmış. Ne? Aramızda bir şüpheli var. Siz ona bakmayın. Bulut ejderhaların muzlu puding sevdiğini herkes bilir. Ha, şaka şaka. Alın hadi kurabiyeler burada. Gözlüğünü takmamış. Dur, orada değiliz. Atma kurabiyeleri. Saat 6. Çalıyorum, çalıyorum. 5 dakika daha. Sabah 5 dakikaları çabuk geçer. Zırr! Çalıyorum, çalıyorum. 5 dakika daha. Bir günde zamanında uyan. Şakir, uyan artık. Okula geç kalacağız. Aha, içim geçmiş. Saat kaç? Zırr! Şakir, hadi. Şşt, Canan, bağırma. Menemeni korkutuyorsun. Yok yok, sana bir şey demedi. Yok canım benim. Necati abi, Şakir'e de ekmek bıraksaydın. Geçen haftadan kalma ekmek olacaktı tezgahta. Onu yer. Abi yeşile döndüm bekleye bekleye. Kimse yemedi. Gidiyorum ben. Uyuyakalmışım. Oh, sen Şakir değilsin. Şakir'in suratında böyle kırmızı bir nokta yoktu. Çabuk söyle Şakir'e ne yaptın? Necati abi ne diyorsun? Ne kırmızı noktası? Bu Şakir'in sesi. Ama suratındaki şey kesin bir gizli kamera. Ajanlara menemenin tarifini verecektin değil mi? Dur bakayım. Aa, ayıp oluyor ama ben sana dürbünle bakıyor muyum? Özel hayatın gizliliği. Şakir, suratın beni sinir etti. Ben yemeğimin kalanını paket yapıp okulda yiyeceğim. Sonra görüşürüz. Ha, olamaz. Suratımda sivilce çıkmış. Asıl benim suratımda Şakir çıkmış. Ben ağlıyor muyum? Canan, fotoğraf çekimi var bugün okulda. Ne yapacağım ben şimdi? Suratımda sivilceyle poz veremem. Aa, sanki seninle fotoğraf çekilmek isteyen var. Kendim çekilirim ben fotoğraf. Şimdilik yara bandı yapıştırayım en iyisi. Ama dur. Okul yıllığı için fotoğraf çekimi başlamıştır. Lütfen saydıklarım bahçeye gelsinler. Sayıyorum. Herkes. Komiyim değil mi? Hadi gidelim. Hadi. Bugün çok benzerim çıkaracağım. Ben değil çıkaracağım. Koşun. Öğretmenler. Hademeler. Çaycılar. Hademeler. Güvenlik görevlileri ve diğer görevliler. Hademeler. Okulla hiçbir alakası olmayan annem, babam, kuzenim, eniştem, yengem. Hademeler. Unuttuğumuz kaldı mı? Hademeler. Ha, bir de çöp kutuları. Oley. Çöp kutuları. Koşun. Biz de varız. Necati dur, ne yapıyorsun? Necati görevliler dedim ya. Öf, tamam al. Çok yakışıklı biri olan okulumuzun muhteşem ademesi Fil Necati de fotoğraf çekimine bekleniyor. Ayrıca o 34 Emele plakalı araç sahibi. Lütfen aracınızı çekin. Bizi fark ettiler. Çabuk kaçın. Olamaz. Daha da büyümüş. Canan çabuk yardım etmelisin bana. İyi de nasıl? Bilmiyorum. Sen olsan ne yapardın? Gidip özgüvenli bir şekilde fotoğrafımı çektirirdim. Dış güzellik önemli değil çünkü. Herkes de sivilce çıkabilir. Her insan farklılıklarıyla... Ha? Hiçbir yere gitmiyorum. Durun. Böyle yaparsanız sivilce daha da büyür. Bıraktım. İyice büyüdü, iyice büyüdü. Tamam, sakin ol, yardım edeceğim sana. Biraz düşünelim neler yapabiliriz diye. Siz düşünürsünüz, ben foto çektireceğim. Affedersin arkadaşım, senin direksiyonun nerede? Evet, sıradaki öğrenci Arif. Biraz eğilir misin? Kafanı göremiyorum. Biraz daha, biraz daha. Daha fazla. Çocuğum eğilsene. Sakın kıpırdama. Sıradaki. Boynum böyle kaldı. Biraz rötuş her şeyi düzeltir sanırım. Oh,
Ben de ne zamandır evi boyatayım diyordum. İyi oldu. Yolla gelsin. Küçük bir detay kaldı. İşte mükemmel oldu. Canan, sanırım benim... Oo, okula palyaço mu gelmiş? Balondan köpek yapsana bana. Ya da dur, balondan baklava yap. Sanırım... alerji yapsın. Bana balık vermedin. Balık tutmayı öğrettin. Artık ben de bir palyaçoyum. Bekleyin beni balon baklavalar. Başka bir yöntem deneyelim biz en iyisi. Dene dene. Daha çok denersin. Şimdi sana bu programda biraz şekil vereceğim. Eğer becerebilirsem yılığına bu havalı halini koyarız. Şimdi fotoğrafını yükledik. Ne haber? Az daha büyüyeyim mi? Büyüdüm. Ne haber? Şunu bir susturalım önce. Şu gözleri bir değiştirirsek, biraz da kaşlara bakalım. Sivilcenin üstünü azıcık boyasak, sonra ufak tefek detaylar. Bari şuraya da el atalım. Tada! Canan, bu ne? Oyuncak bebeğe döndüm. Aman, sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Sıradaki öğrenci Deniz. Kızım ne yapıyorsun? Benim kameram daha iyi. Ben çekerim. Of, Necati Bey yardım eder misiniz? Tabii. Ver bakayım. Gülümse. Of, daha çok işimiz var. Şakir, amma küçük suratın varmış. Az ittirsene, alttan taşıyamıyorum kendimi. Üzgünüm Şakir. Başka ne yapacağımı bilmiyorum. Ben biliyorum. Mirket abiye gideceğiz. İyi de o böyle şeylere yardım etmez. Zekamı güzellik için harcayamam demişti bir keresinde. E madem yardım etmez, o zaman biz de onu kandırırız. Çek çek, süper çıkıyor. Fotoğrafçı kardeş, sen de gelsene. Anı olur. Utanma, gel gel. Hadi başlayalım. 3, 2, 1. Oley! Şşş. Affedersin, bir an heyecan yaptım. Ne yapıyoruz? Neler oluyor? Kim var orada? Mirket abi, çabuk yardım et. Ne oldu? Mutasyon dürümler uzay hapishanesinden mi kaçtı yoksa? Ne diyorsun Mirket abi? Sivilceler, sivilceler şehri ele geçiriyor. Çabuk onları yenecek bir cihaz tasarlamalısın. Bu dediğin çok saçmaymış. Gerçi dürüm mahkumlardan daha saçma değil. Mirket abi yardım et. Sivilce beni kaçırıyor. Şu düştüğün hallere bak Şakir. İyi ki bir sivilcen çıktı. Umarım planımız işe yaramıştır. Korkma benim. Sadece kedi. Psst, Ayten. Bir şey istiyor musun marketten? Pıslamasana, çocuklar korkuyor. Süt al yarım litre. Öf, bu kedilerin hayatı eskiden daha heyecanlıydı. Şakir, Mirket abi cihazı yaptı. Hazır mısın? O şey mi yok edecekmiş beni? Dur, parti şapkamı takayım da müzikle dans ederim. Mahvoldunuz siz. Mahalleden arkadaşlarımı toplayacağım. Görürsünüz. Alo Rıfat. Bırak şimdi Necmi'nin suratını, yardım lazım. İşe yaradı ama yetmez. Tekrar çalıştır. Şakir, bence bu kadar yeter. Şu an normal görünüyorsun. Hadi Canan. Nasıl? Oldu mu? Ama... işe yaradı mı? Sivilcen görünmüyor. Orası kesin. Yaşasın! Hadi gidelim bir an önce. Fotoğraf çekimini kaçırmayalım. Şunu bir tekrar çalıştırabilsem. Anacığım! Ağaçta kedi kalmış. Hemen itfaiyeyi arayayım. Arama arama. İyiyim ben burada. Millete de iyilik yaramıyor. Rahatmış burası. Az kaysana. Neler oluyor böyle? Sivilceler! Nerede bu sivilceler? Ha? Mirket, ne oluyor ayol? Çabuk, sivilceler nerede söyle bana. Onları bulmam lazım. Şaşırmış herhalde bu. Bende sivilce falan yok. Ama çok lazımsa komşulara bir sorarım. Canan, niye hala onunla oynuyorsun? Her şey halloldu ya. İşte çalıştı. Olamaz. Ne oldu? Neler oluyor? Neredeyim ben?
Neredeyim ben? Sakin ol. Dere boyu caddesin. Yardım edelim. İşte devasa bir sivilce. Şimdi başın dertte. Kanun namına, bilim namına bu skudra el koyuyorum. İki dakikaya getiririm. Al tabii. Mirket abi dur. Sivilce değil o. Sıradaki öğrenci Şakir. Sıradaki öğrenci Canan. Mirket abi dur. Şimdi sonun geldi Sivilce efendi. Mirket dur. Sivilce bir şey söylemeye çalışıyor. Ben Şakir'im. En büyük Necati diyormuş, tamam. Devam edebilirsin. Mirket abi dur. Sivilce değil, Şakir o. Seni kandırdık. Şehri sivilceler falan basmadı. Mirket sen de amma safmışsın. Şehri su basar, uzaylılar basar ama sivilcelerin bastığına mı inanıyorsun? İyi de Şakir evladım, niye böyle geziyorsun sen etrafta? Benim hatam. Cihazı birden fazla kez kullandım. Şakir'in sivilcesinin yanında onu da sildi. Ne zamandır görünmüyorsun? Şakir gözüm yollarda kaldı. Mirket abi. Gözlerinin içi gülüyor. Sevdin sen esprimi. Mirket abi. Tamam düzeltiyorum. Gözü pek çıktın sende. Özür dilerim Mirket abi. Yaptığımız çok yanlıştı. Sadece fotoğrafta sivilceli çıkmak istememiştim. Çok çok daha kötüsü oldu. Şimdi herkes benimle dalga geçecek. Kaş yaparken göz çıkardın Şakir. Of Şakir'e bakın. Şakir'e çok havalı çıkmış. Şakir süpersin. Ha? Neler oluyor? Keşke ben de senin kadar havalı çıksaymışım Şakir. Fotoğrafım bu yılın en iyi bozu olmuş Şakir. Bir de bana bak. Bence seninki de tatlı olmuş. Hem dış görünüş gerçekten de önemli değilmiş. Onu anladım. Oo süper. Ben biraz daha mor rengini alıyorum o zaman. Kusura bakmazsın artık. Benim fotoğrafımı ters atsaydınız her şey düzelirdi. Üzgünüm Canan. Dünya tersine dönse de olmaz. Müdür beyin ve komedinin kuralları. Çok komik çıkmışsın çünkü. Dış görünüş önemli değil Canan, değil mi? Değil mi? Evet, değil. Bu çocuklar benim kariyerimi bitirmeye çalışıyor. Ben gidiyorum. Dur! Daha beni çekmedi, dur! Mesain bitti, güle güle. Bu da çok yavaşmış. Diğer bölüme yetişirim artık.